Ekranları başındaki izleyicilerimiz ve tiyatroya gelen misafirlerimiz, çok güzel hareketlere hoş geldiniz. Ya daha kalabalıyız, daha yüksek bir alkış gelir ya. Çok güzel hareketlere hoş geldiniz. Ha? Şöyle ya. Salondaki seyircinin enerjisi bizim salondaki... Tamam arkadaşlar, okuyamıyoruz, indirin, hoş geldiniz. Vallahi canımsınız. Başarılar, mutluluklar, sağ olun, teşekkürler. Okul hayatınızda, dershane, şey hayatında. Hey, bak okuyamıyoruz, hala tutuyorsun. Ne yapacağız şimdi? Sen tutuyorsun, ben bakıyorum. Ne yapacağız? Hoş geldiniz arkadaşlar, valla. Hala tutuyorsun, hala okuyamıyorum. İşte, ama Samsun mu? Samsun'dan arkadaşlar. Aa, pardon. Şehir ismi verebiliyoruz ya, ben yanlışlıkla. Samsun'dan mı geldiniz, oyun için mi? Harbiden mi ya? Yemeyin beni. Oyun için, sadece oyun için mi? Yoksa böyle bir tur mu? Üniversiteler falan, bir de arada biz çıktık. Öyle bir şey mi? Vallahi. Bizim canımsınız ya. İşte bu ya. O zaman karşınızda Yılmaz Erdoğan. O neydi ya? Ha? Allah ödüm patladı kardeş. Işık. Lamba gitti la. Var mı problem? Tam devam edebiliyor muyuz? Tam bile gitti. Bugünlerde de bu sesler hiç iyi değil. Devam edebiliyor muyuz hocam? Bir soralım mı? Ben oynayamayacağım bugün. Ayrıca ilk alkışta, içeriden dinliyorum. İlk alkışta gayet seviyeli, efendi bir alkış vardı. Ne babalıyorsun seyirciyi, ne güzel alkışlamışlardı. Hocam valla bir böyle... Sonra çılgın gruplar öne çıkıyorlar. Kim o Samsunlu grup kim? Samsunlu. Hoş geldiniz. BKM Mutfak 400 kişilik yeni kadrosuyla. Seyirciden kalabalık kadrosuyla. Bugün yedekler kimler? Bugün oyun olmayanlar. Takım da neticede yine 15 kişi oynuyor. Ah buyurun. Abi de ikinci perde oynayacaklar var. Bunları yakınca. Hayır hayır, bugün hiç şey olmayan. Skeci olmayan. Niye olsun ki Emin? Anladım. Bu mu? Ne diyorsunuz bu yeni kadro işine? Real Madrid gibi olduk. Gerçi ben Barcelona'yı daha çok severim. Onu da söylemek isterim. Evet hocam, Barcelona şu bu an... sakallı halimle hayatım çok değişti. Artık her gören beni diyor ki, seni dün gece rüyamda gördüm. Allah Allah, hayırdır inşallah. Yemin ediyorum bak, bu ara o kadar sık oldu ki mesajlar geliyor. Seni rüyamda gördüm. Tam oldum aksakallı dede. Bütün talepleri gündüz de alıyorum, haberiniz olsun. Çok güzel hareketler başlasın mı? Başlıyor. Çok güzel hareketler bunlar. Ne zamandır skeç sunumu yapmıyordum hocam. Ben Eser Yenenler. Prot gibi sunayım bari. İbrahim hocam skeçte... ne? İbrahim skeçte oynadığı için, İbrahim'in başına gelen bir olay bu. O yüzden sen sunabilir misin dedi. Biraz hazırlık yaptı. Bir alışveriş merkezine gitmiş. Orada alışveriş merkezinde bir parfümcide bir çiftin tartışmasına şahit olmuş. Bunda değerli kalfalarımız... Bir dakika. Sen koca kaptan, böyle bir şey için niye kendini yoruyorsun? Dilşat. Evet, Dilşat gel. Beraber sana. Hemen kulağına söyle konuyu. Çok hazırlıksız yakalanmak. Yok, rahat ol ya. Ben... Hiç oraya girmeyin. Hemen kulağına söyle. İbrahim, hemen İbrahim, çok güzel. İbrahim geçen gün gitmiş, alışveriş merkezine gitmiş. Sen tekrarla ki hepsini anlatırsan. Yok. Biraz önce alışveriş merkezine gitmiş. İbrahim bir alışveriş merkezine gitmiş. Orada bir tane parfümcüde. İbrahim kim? Standında. Parfüm standında. İbrahim kim? Bizim İbrahim. İbrahim kalf... Değerli kalfamız İbrahim. Değerli kalfamız İbrahim. Alışveriş... Soyadı ne İbrahim'in? Çok özür dilerim. Gitmiş ben parfüm... Neydi? Popstar'da gidenlere söylenen şarkı? O değil mi ya? Hocam bir şey sor. İbrahim benim soyadımı biliyor mu acaba? Efendim? İbrahim benim soyadım. İbrahim senin üstün, bilmek zorunda ama değil. Bu Allah! Daha, abi bu daha kötüydü. Evet. Biliyorum. O benim soyadımı bilsin. Ben onunkini değil yaptı. Bence benden espri önce o kovulsun. Espri yapıyorum. Şaka yapıyorum. Tamam. Bir alışveriş merkezinde İbrahim parfüm standına gitmiş. Ve orada bir çiftin tartışmasına tanık olmuş. Ve bunu skeçler.
Skeçleştirmiş. Teşekkürler Dilşat. Herhangi bir alkış olmadan aşağı inebilirsin. Çok güzel hareketler bunlar. Hayatım ben... Ben bu dövme yakıştı mı bilemedim ya. Yakışmaz mı aşkım ya? Ya ne kadar alternatif, ne kadar farklı bir dövme yaptırdık, farkında değil misin sen? Ya hayatım abartma, gül dövmesi yaptırdık zaten. Dövme deyince bir gül bir de gemi çapası. Gemi çapasını da göbüşüne yaptıracağız aşkım. İyi göbüşüme yaptırın, akşam da Etiler'de sahneye çıkayım, tam olsun bir tane. Baştan aşağı yeniliyoruz seni, gitmiyor mu hoşuna? Ya gidiyor, gitmesine de mesela bu tişört dar gibi geldi ya. Göbeğim milletin yüzüne fırlayacak ya. Alışırsın bir tanem. Gerçekten çok güzel durdu üstünde ya. Böyle bütün vücut hatlarını ortaya çıkardı. Vücut hattı mı? Benimki fay hattı aşkım, görmüyor musun ya? Ya ben bu saç stilinden de emin değilim, söyleyeyim sana ya. Hayatım sen şimdi yeni diye garipsiyorsun ama çok yakışıklı oldun böyle ya. Çok yakışıklı oldun. Öyle çok mi ya? Hadi gel şundan da parfümünü alalım. Tamam. Pardon. Buyurun efendim, nasıl yardımcı olabilirim? Hanımefendi sizin yüzünüze ne oldu? Efendim kozmetik mağazasında çalıştığımız belli olsun diye yüzümüze fazla boya sürüyoruz. Efendim siz boya sürmemiş, siz badana yapmışsınız yüzünüze. Yani cildiniz bu şekilde yıpranmıyor mu makyajla? Ha yok, bu benim cildim değil. Nasıl yani? Efendim cildimiz yıpranmasın diye işe alındığımız gün firma yüzümüze demir döküyor. Yüzüm dökme demir benim. Dökme demir. Ne güzel, böyle ışıl ışıl cildiniz. Çok çalışıyoruz efendim, işleyen demir ışıllar. Demek dökme demir, gerçekten döküme benzemişsiniz, ne evet. Güzel. Sevgilime parfüm alacağız da. Tabii ben hemen çeşitlerimizi sıralayayım isterseniz. Evet. Feminen, maskülen, genç, asi, densiz. Densizi ilk kez duyuyorum. Bence densizden başlıyor. Ya ben aslında çok güzel bir parfüm biliyorum da adını hatırlayamadım şimdi. Ama böyle limonlu bir şeydi galiba. Burada görebiliyor musunuz? Ay bilemedim ki. Ya ama böyle limonlu bir şeydi. Portakal özü vardı galiba. Başka? Kivi özü vardı galiba. Evet. Bir de çilek. Evet evet. Limon, portakal, kivi, çilek. Hepsinden birer top koyuyorum o zaman. Hanımefendi dondurmacı mı burası? Ya ben anlatamadım şimdi de böyle karışık meyveler vardı içinde ya. Böyle top gibi de bir şişesi vardı. Ha anladım ben sizin dediğinizi. Ne diyor? Hristiyan diyor. Heh, ondan alalım. Hristiyan diyor. Yalnız maalesef ondan kalmadı ama ona çok yakın, çok benzer kokularımız var. İsterseniz şunlardan başlayalım. Ya şimdi tek tek deneyince de olmuyor. Ben içindekini söyleyeyim. Mesela şunda ne var? Papatya özü. Bunda? Lilyum özü. Bunda? Öküz gözü. Bunda? Namus sözü. Namus sözü ne alaka ya? Efendim bir efsaneye göre köyün birinde bir çoban bu kokuyu sıkmış ve köyün bütün kızlarını kendine köpek etmiş. Zaten isminden de anlaşılıyor. Adı ne? Çoban köpeği. İsterseniz sıkalım öyle bakalım, bunu daha iyi anlayacaksınız. Tamam sıkalım bakalım. Evet. Ama bu koku... Ama... Vay! Hayatım! Ama hayatım gerçekten kendimi kaybettim ya. Hanımefendi nedir bu? Bu ay çok özür diliyorum, ben bunun bayan versiyonunu sıkmışım, yanlışlık oldu. Vallahi ben bunu sıkan bayanı görürsem kartal gibi kaparım yemin ediyorum ya. Vallahi kaparım yani. Adamın gözü döndü vallahi. Sonra bana ayırın bir tane. Tamam. Başka? Bir de şöyle bir parfümümüz var. Uzatın bileklerinizi. Buyurun hanımefendi. Bir de kafayı eğip ekip otosuna sokayım o zaman. Ya şimdi siz bilek deyince ben şey yapamadım ben de. O zaman böyle sıkın siz. Şöyle sıkayım. Ne var bunun içinde? Balık özü, kavun, peynir. İyi yanadı bir 35'lik rakı açalım tam olsun ya. Bakın böyle çok güzel şekerli bir kokum var. Bir yerinize sıkayım. Yalnız böyle sıkayım. Kollarda da sıkacak yer kalmadı ya. Tamam boş yer varsa oraya sıkayım ben. Şimdi boş bir yer var, beni konuşturmayın şimdi. Benim ağzımı bozmayın şimdi yani hani başka tamam. Bir yönteminiz falan. Şöyle yapalım o zaman. Nasıl? Ben havaya sıkayım, siz içinden geçeceksiniz. Zaten az sonra ister gibi böyle hava nasıl? Çok daha güzel anlaşılır. Nasıl içinden? Geçin içinden. Böyle geçin içinden. Böyle. Geçin içinden. Çabuk. Nasıl? Geçtim. Anlamadınız siz. Bir daha sıkıyorum tam ortasından. Nasıl ben böyle şey mi geçiyorum? Hadi zıplayın. Zıplan. Nasıl? Geçtim. Olmadı. Bir daha. Hadi bakalım. Hadi kızım. Hadi yavrum. Atla kızım. Atla yavrum. Hadi bakalım. Hadi. Zıpla. Zıpla. İyi çok güzel, etrafını da yakın, aslan gibi içinden kus diye atlayayım. Sirkte miyiz hanımefendi ya, Allah'ım yarabbim. Zaten bütün gözüneklerim doldu, koku almıyorum artık ben ya. Ay adam haklı yani, şöyle bir kahveniz falan yok mu? Ha? Kutlasak da kendimize gelsek. Vallahi kahvemiz kalmadı ya, nasıl açsak sizin... Nasıl açsak bir...
Hanımefendi ne yapıyorsunuz? Siz benimle dalga mı geçiyorsunuz ya? Efendim bu patronumuzun bulduğu çok eski bir yöntem. Kimmiş sizin patronunuz? Selçuk Yöntem. Ya kelime şakası yapıyor bana. Bak bu iş böyle bitmez. Biz uzattıkça uzatıyoruz. Benim sinirim bozulmaya başladı. Dediğim parfümü al gidelim artık ya, yeter. Ya bir dakika beklesene ilk kez. Bari parfümümü kendim seçeyim ya, beklesene bir. Bari? Ha, her şeyini ben seçiyorum yani, öyle mi? Herhalde sen seçiyorsun. Şu saçı da, şu dövmeyi de, şu tişörtü de hepsini sen seçtin. İki haftadır Elvis Presley gibi geziyorum ya. Bayrampaşa'da oturuyorum kızım ben ya. Bayrampaşa'nın Elvis'le alakası var yani. Çok güzel, çok güzel. Beyimiz hemen isyanlara başladı. Yahu benim sayemde insana benzedim be, fena mı oldu? Ya şimdi de benzemiyorum ki insana ya. Paris Hilton'un köpeği gibi giydirdin beni. Gezdiriyorsun sokaklarda ya. Gideyim demir suratın yanına da işeyim, tam olsun yani. Neyin peşindesin anlamadım ki ben. Yazıklar olsun sana be. Ben bunları senin iyiliğin için yapıyorum ya. Allah'ım ya. Efendim şöyle ortamı yumuşatmak adına şöyle çok... Lan yere git, yemişim seninle parfümünü. Bütün parfümler yemek tarifi gibi hiçbir şeye benzemiyor zaten ya. Giderim eve limon kolayıma sıkarım. Made in Bayrampaşa birader. Made in Bayrampaşa ya. Busun işte sen, busun. Kızım busun. Ben o olmanı istediğin adam değilim. Bir şey soracağım, hem sen bu niye ısrarla bu parfümü kullanmamı istiyorsun benim? Şey, dayım da vardı benim o parfüm. Lan ben senin dayını biliyorum ve buradaki terini alıyordu, buralarına sürüyordu. Leş gibi benim tam senin dayın. Bilmiyorum sanki senin dayını bana. Bana doğruyu söyleyeceksin İhtiyaz. Aman tamam. Eski sevgilimin parfümüydü. Burada çalışıyordu o da. Ben de seni getirip onu kıskandırayım istedim. Olmadı işte. Beni niye eski sevgiline benzetmeye çalışıyorsun? Çünkü benden ayrıldı. Ben de senin gibi bin tane adam bulurum dedim. Seni buldum. Pardon, burada çalışıyor dediniz. Kimdi eski sevgiliniz? Levent. Ha, Levent Bey. Zeynep Hanım, beni çağırdınız. Burada mı durayım? Burada mı durayım? Yoksa tam durduğum yerde mi durayım? Aa, ilk yaz. Levent. Bu mu? Beni bunu mu benzetmeye çalışıyorsun sen? Ulan ben buna nasıl benzerim? Şerif'in tipine bak, güreşçi gibi lan. Şu halime bak benim ya. Hayatım tıpatıp aynısı oldun işte. Çok benzedin ya hanımefendi. Siz söyleyin, benzememiş mi? Vallahi müsveddesi gibi olmuş. Ya 20 yıl spor yapsan buna ben hadi benzedim diyorum. Şu adamın tipine bak, benim tipime bak ya. Ya saçma sapan konuşuyorsun İhtiyaz ya. Niye? Güzel değil mi? Bak. Lan bırak, şişirmişsin oranı buranı balon gibi. Neyin peşindesin be? Balon balon. Unutamamış işte. Ulan var ya, senin ağzının burnunu kırarım ama dayak yerim diye korkuyorum ha. Sana da yazıklar olsun İhtiyaz, sana da yazıklar olsun. Beni buna benzetmeye çalışan, onu unutmaya çalışsaydın daha mutlu olurdun. Gidiyorum ben. Puh, yazıklar olsun sana da. Aşkım dur, gitme, saçı boş ver, parfüm al yeter, ne olur. Buranın çıkışı nerede lan? İstediğim karizmatik çıkış yapamıyorum. Demek onu da benim gibi terk edip gittin. Ama herkes benim kadar kolay unutamıyor bak. Herkes benim gibi iradeli olamıyor demek ki. Mesai bitti. İstersen seni bırakayım. Eski günlerdeki gibi korsancılık oynarız. Hadi atla. Artık beni kollarına gezdiremeyeceksin Levent. O saf, o papağan kız yok artık. Hem zaten beni sevgilim alıp götürecek. Senin sevgilin mi var? Herhalde. Bir sen mi varsın? Aşkım, hazırsan gidelim. Bu ne be? Unutamamışsın belli. Aşkım, atla götüreyim seni. Ya yürü git, geçen düşürdün zaten. Al karpet diyenler. Yani Allah razı olsun, uzun teyyareyle uçtum geldim. Hafif kafam bulanık, beni bile güldürdünüz. Allah da sizi güldürsün. Çok çok güzel hareket diyenler.
İlk önce İbo'nun kostümü bana sanattan çok şarküteriyi hatırlattı. Nicedir diyetimde olmadığı için salam yiyemediğimi falan düşündüm. Yalnız galiba son dönemlerin en komik skeçlerinden bir tanesiydi ve içeriği de çok doğruydu. Bu nedenle de şahaneydi. Sizin tek tek bir daha oyunculuk için bir alkış. En iyi şaka hangisiydi? En iyi şaka? Döküme benzemişsin. Zarifti işte bu. İşte bu. Bundan fırça yiyeceğimizi zannetmiyorum. Çünkü yüzümü döküm şu anda. Demir döküm dedi benim yüzüm. O da döküme benzemişsin dedi. Bundan hiçbir faul göremiyorum. Top ağlarda yalnız onu gördüm. Hepsinden bir top koyayım o zaman. Bence çok doğru bir yerdeydi. Çok güzel şakaydı. Ve bu çarşıların, alışveriş merkezlerinin bu bölümüne geldiğinde sen de kendini iyi hissediyorsun ya. Milli gelir artmış gibi bir durum oluyor. O tespit iyiydi. Şakaya müsait bir durumdu. İyi de ele geçirilmişti. İyi ele geçirilmişti. Çok güzel elden ele geçmişti. Sen mi yazdın İbo? Ben Zeynep. İkiniz delirmiş olmalısınız. Çok iyi şakalar vardı. Nazmi'nin finaliyle... Üçünüz öne çıkabilir misiniz? Yan yana gelir misiniz? Şu adaletsizliği bir insan gibi konuşalım. Ey kurban olduğum, neye göre hareket ediyorsun? Yani ölçü hangisi? Bak şöyle, demiyorum ki işte... Yani Levent benim tipim değil bir kere. Ya bir dergi gelse, bir giysi yapsa, onu satmak istese hangisine giydirir? Hocam, lakin alıcılar arasında hangisi daha çoktur? Bak manken Levent belli, tüketici hangisi? Ne sattığımıza bağlı hocam şimdi. Kimse bu kadar kötü durumda olmayabilir ama ben örnek... Çıkmışken bir üçünüz bir şarkı, dans bir şey yapsanız... Siz en kayda değer hangisi? Sağdaki bari... Öleceksin yani. Adam fiziken yıkılmış, bari ismen yıkma ya. Sağdaki dediğin adam 6 senedir bu şovdaki Nazmi'yi diyor. Çok güzel hareketler devam ediyor. Çok güzel hareketler bunlar. Duyla, duyla. Başlıyor şimdi mutfakta. Merhaba. Ben Yugoslavya göçmeniyim ve bir Boşnak mahallesinde oturuyorum. Bizim Boşnak mahallesinde bir kıza dışarıdan gelip de yabancı birinin tanışması, yanına gelmesi çok zordur. Yani tanışması çok riskli bir iştir. Benim yine mahalleden bir gün bir arkadaşım durakta otobüs beklerken yanına biri gelmiş ve tanışmak istemiş. O gün de olanlarını bana anlattı. O gün de olanları bana anlattı. Biz de onu Metin Yıldız'la birlikte skeç haline getirdik. İyi seyirler. Çok güzel hareketler bunlar. Spola bol atmakta. Ne yapıyor? Duruyor. Ne yapıyor? Geliyor, geliyor. Ne yapıyor? Ay ne yaptığını o da bilmiyor. Gerizekalı, çaktırmıyor aklınca. Biz de anlamadık sanki. Ya kızım, çocuk Edirne kapıdan beri peşimizde ya. Bir konuşsaydın, hoş çocukmuş. Sapığa iyi davranmanın mesafesi var demek ki. Ya yazık valla. Edirne kapıdan bize baka baka bindi ya. Top kapıdan binince sapık, Edirne kapıdan binince romantik. Öyle mi? Aman be, sen de soğuk. Bir merhaba deyiver dedim. Tabii Aslı, merhaba deyin. Babam da görsün, ikimiz de gebersin burada. Ne yapıyor? Geliyor. Gidiyor. Ay geliyor, dönüyor, çömeldi, kalktı, geldi. Ya yeter ama artık be! Edirne kapıdan beri peşimizdesin. Ne Edirne kapısı be? Taksim'den beri peşindeyim. Vallahi yoruldum, bunaldım. Otobüslerde sıkış sıkış, tıklım tıklım. Ben bu kadar uzak olduğunu bilseydim vallahi gelmezdim ya. Bu ne ya? Sen nereye getirdin beni? Ben geri nasıl döneceğim onu bile bilmiyorum vallahi.
Öyle olmaz mı? Ha, kusura bakmayın yani ben fark etmemişim peşimden geldiğinizi. Yani bilseydim şişhanede inerdim. Vallahi otobüsü bıraktım Taksim'de. Otobüse bindim. Akbil'e olan var mı diye sordum. Utandım. Rezil oldum ya. Hay sapıklık yapmaya utanmıyorsun ama. Ya sapık falan oluyor mu böyle? Neyse olan oldu artık Kerem. Ne Kerem be? El Kerem'i. Yürü git. Yürü git bela alma başına. Sapık. Bakın ben sapık falan değilim. 5 dakika konuşmak istiyorum. İş güç sahibi insanım. İşime gideceğim. 5 dakika konuşalım gideceğim. Söz. Bak tehlikeli iş yapıyorsun. Sen şu an bir boşnak mahallesindesin. Tamam o zaman bir boşnak böreği falan yiyelim ben gideceğim oradan. Zıkkımın kökünü ye. Hadi ne yiyeceksek yiyelim Allah'ı yoruldum nereye geldim ben ya. Ruh hastası mısın arkadaşım sen? Ruh hastası git buradan. Bakın yapmayın ben sizin için bunca yolu teptim geldim. Damla Hanım oluyor mu böyle? Vallahi otobüse her gün metrobüs otobüs uğraşamam benim akbilim falan da yok. Kızım Adana biliyor çok güzel bir şey. 5 dakika konuş ne olur. Ya keser misin Aslı yürü hadi. Kızım adı Kerem'miş. Ya sana ne? Aslı'yla Kerem yok mu? Var canım var da o Kerem sapık değildi yürü hadi. Hadi hadi gel. Bir saniye konuşmamız lazım. Hey bir daha bana sakın dokunma. Ya 5 dakika konuşalım Allah Allah senin derdin ne ya? Buraya kadar gelmişim insan 5 dakika konuşmaz mı ya? Ya bak beni sinirlendiriyorsun şu anda git buradan. ya inanamıyorum vallahi bak ben sizin için otobüse bindim. Adınızı ben pasodan görmek için neler çektim. Lütfen yapmayın böyle. Ben sizin adınızı öğrendim. Hadi ben bu ilişkiye emek verdim. Ya ne emeğinden bahsediyorsun? Ya ne emek verdin? Deli misin bir adam? Ne emeği? Akşam emeği. Ben her akşam seni düşündüm yatmadan. Sarhoş mudur, deli midir? Çattık ya gitsene. Sarhoş falan oluyor mu böyle? Ben ağzıma içki sürmem. Alkol yok, kumar yok. Ben sapık değilim. Hoşlandım diye ben size böyle yapıyorum. Ne zamandan beri sapıklığına da hoşlanma oldum? Damla Hanım lütfen sapık falan ama oluyor mu böyle? Lütfen 5 dakika bir şeye oturalım. Ya şey yapalım. Hadi gidelim hadi. Lütfen nereye gidiyorsunuz? Bak beni sinirlendiriyorsun git buradan. 5 dakika. Ya kızım böyle erkekler kaldı mı artık deli misin manyak mısın? Yıllardır otobüse biniyorum. Bilseydim buna yazardım ya. Vallahi bilsem buna. İnanamıyorum bak yıllardır otobüse biniyorum Allah'ım ne kadar bahtsızmışım. Bir Fortuna'ya bile denk gelemedim ben çok bahtsızım ya. Vallahi hali işler açtı bilseydim ben onun. Kızım adam sapık manyak mısın sen ya? Bak bu son olsun. Bir daha seni bindiğim otobüste ya da buralarda görürsem. Buralarda nasıl göreceksin ben buraya gelemem ki takıldım peşine geldim vallahi ya. Lütfen 5 dakika konuşalım ya. Görürsem. Ne yap? Ne görürsem ne? Bırak hadi gidiyoruz biz. Ne görürsem ne? Bir dakika görürsem. Görüşürüz canım. Kendine iyi bak. Aa şöyle görüşürüz. Damla. Aa baba. Damla bu adam kim? Hangi adam baba? Beni soruyor beni. Bu Fatih baba bu. Fatih bu. El Fatiha. Fatih. Fatih. Hani üniversiteden, mimarlıktan, hani üst sınıftan, hani bölüm başkanı, hani fakülte birincisi, hani annemle nişanına gitmiştik, hani o bırakıp giderken... Bir aldım. Fatih. Kakosu Fatih. Dobro de, dobro. Dobro. Staradiş Fatih. Tikakosi. Tikakosi. Raşit amca, tikakosi. Raşit, ben gelemedim nişana. Hayırlı olsun. Annen senin hakkında yengen çok güzel şeyler söyledi. Tanışmak kısmet bugüneymiş. Olsun sorun değil. Çok selam söyleyin yengeme. Ben de tam gidiyordum. İyi akşamlar. Hadi gidelim. İyi akşamlar. Baba. İşin yoksa bize gidelim Fatih. Yengem masalisa yapmış. Aslında biraz vaktim var. Ha, olmaz. Senin okula gitmen gerek. Sınavın var. Canım buraya kadar gelmişken bir masalisa içerim. Vaktim var. İçelim. Yiyelim demek istedin galiba. Masalisa yemek gerizekalı. Masalisa oturmuşken diyorum. Ya bir şeyler yerim ben oradan o zaman. Sakacı. Hadi gidelim. Hadi gel. Hadi olmaz gel. Baba olmaz. Ya ama kızım ayıp. Yazlıkta da misafir edemedik. Ama baba sınava yetişmesi lazım. Şimdi o seni kırmamak için öyle diyor. Başka zaman gelir. Öyle mi? Aferin Fatih. Anlattıkları kadar vermesin. Bak bu çok hoşuma gitti. Bundan sonra kapım sana her zaman açık. Çok teşekkür ederim. Saygı duyuyorum. Ben sizi kendime örnek alıyorum. Damla hep anlatıyor. Estağfurullah Fatih. Estağfurullah. Selamlar yenge. Hadi görüşürüz. Dobro veče Fatih. Dobro veče. Dobro veče. Benim telefonum çalındı. Numaralar filan silindi. Ben sizin numaranızı alayım tekrar o zaman. Hay Allah, ben de hattımı değiştireceğim. Babamınkini vereyim istersen. Ver. Kızım ver. Ben bu keratayı çok sevdim. Arayacaksın bak süzme. Her gün ararım. Eyvallah. Ya ben benimkini vereyim yine de değişince tekrar şey yaparız. Tamam. 0579 287
12, 11, 1. Bir numara fazla söyledin. Olsun, seneye de ararsın. Ben o son numarayı şey yapıyorum. Bir çaldırayım ne olur ne... Bak, tamam, görüşmek üzere. Dobrovski! Dobrovetsa! Dobrovetsa! Dobrovetsa, hadi. Yarata. Damla, ne haber canım ya? Yanında kim su? Amca kim? Babası. Babası mı? Damla, bu adam kim? Ah, Raşit amca. Kokosu ya, Fatih ben. Baba, deli midir nedir, tanımıyorum ben. Tanımıyor musun? Raşit amca. Raşit amca, Stani, Nemoy, Raşit amca. Raşit amca. Raşit amca, biliyorsun ya. Fatih mi kesildin başımda? Raşit amca. Ya döndüm ya. Raşit amca. Raşit amca. ÇÇGH diyenler. Çok güzel skeçti. Gerçekten çok hoşuma gitti. Şu Kakosi, Boşnakça'da Kakosi mi? Tam doğru mu söylüyorum? Kakosi, evet. Kakosi. Nasılsın? Yani nasılsın? İyiyim dedi, dobro. Dobro. Dobro mu, dobra mı? Dobro. Dobro. Çoğunlukla dobra diyebiliriz. Peki... Şey ne? Masanisa nasıl bir yemek? Yemek, börek çeşidi. Çeşidi. Evet, çeşidi. Börek çeşidi. Börek çeşidi. İzah ederken de bir... Börek. Börek. Ya neyi söyle bakayım? Hepsi böyle dermiş ama. Börek. Börek. Tiyatrocular demez. Börek. Bir boşuna oynamıyorlarsa... Yok, biz boşuna oynuyoruz diye. Ha, anladım. O... Skeç bittiğine göre artık börek diyebilir miyiz? Peki boşnak böreğinden farkı ne bunun? Ona börek deniyor. Ona masal isteniyoruz biz. Bizim Suzan kardeş yapar, o annesi canım benim mevlidiciğim yapar. Bu masal insanın ondan farkı ne? Evet, diğeri evet. Kol böreği oluyor. Normal bizim... Kız bildiği bütün dilleri unuttu ya. Normal mi? Parçalı parçalı, parça parça. Yufkayı doğruyoruz yani, içine koyuyoruz malzemeyi. Parçalı. Bütün böreklerde bunu yapıyoruz aslında. Hepimiz boşuna. Seneye de ararsın. Çok iyi şakaydı. El Kerem'i gürültüye gitmesine iyi bir Metin Yıldız şakasıydı. Çok çok güzel bir hareketti. Aferin çocuklar. Şevket, seni geçen hafta yoktun galiba, bu hafta görmek çok sevindirdi. Şevket'e bir alkış. Sahne sahibidir. Metin Yıldız, Özgür İpek, Damla, alkışlar. Çok güzel hareketler devam ediyor. Çok güzel hareketler bunlar. Merhabalar. Sahneye Devrim girince bir coşku oluyor ya. Evet Devrim, en kısası en acısızıdır. Buyur. Hemen. Çocuk sahibi olmak insana çok şey katıyor. Manevi boyutu var, sabır çok gelişiyor. Tam yeni yatmışken birden tokatlayarak biri uyandırıp süt isteyebiliyor. Hiçbir şey diyemiyorsun, süt veriyorsun. Fiziksel olarak çok geliştiriyor. Çevik bir hareketle 1,5 saniye içinde yemek masasına çıkmış çocuğu indirmek gerekiyor. Bir de maddi boyutu var, onu da o... Çaylar geldi. Ay canım ya. Niye zahmet ettin hayatım ya? Ay ne zahmeti, 40 yılda bir komşularımız gelmiş. Olur mu öyle şey? Nasıl çay bu ya? Ne oldu? Tavşan kanı, tavşan işte be. Vallahi siz bu tavşanın kan değerlerine bir baktırın. Bir problem olmasın bunda ha? Koyu geldiyse açayım canım. Yok yok, tavşan iyi olsun, o bana yeter. Ahmet nasıl gidiyor işler güçler be? Nasıl gitsin abi ya, işte evden işe, işten eve yani. Baba. Koşturup duruyoruz. Bir de bu ara işler baba. Bayağı yoğunlaştı. Baba. Patron da gitmiş tatile. Baba. O oradan arıyor, baba. Emrediyor. Baba. Biz burada böyle baba. Köpek gibi koşturuyoruz. Baba. Ay babana baba. Ne var yavrum? Yavrum sanki yapsana. Kamil, bak nasıl da büyüdü ya. Kamil ne yapıyorsun? Birinci sınıf nasıl gidiyor? Okumayı yazmayı söktün mü? Ayağın kokuyor. Yavrucuğum ayıp değil mi? Ne biçim konuşuyorsun amcayla? E kokuyor. E koklama yavrum. Allah Allah, kocaman ne var, başka yerde otur be. Kamil geç orada oyna çocuğum. Hadi, hadi git orada oyna. Demek tatil yapamıyorsun kardeşim. Vallahi bir de bacak üstüne atıyor, bu tarafa estiriyor ya.
Tatil matil yapamıyoruz çocuk. Kusura bakmayın vallahi çocuk büyüdü, durduramıyoruz evet, artık. Evet, ya bu aralarda okuma bayramları var, biraz stresli. Aa, niye stres yapıyor ki? Okumada problem mi var? Ya yok da böyle bazı harflerde birkaç problem var, onları da halledeceğiz inşallah. Hangi harfi sökemedi ki? Ü'yü anlamadı çocuk. Evet yani ü harfi yok. Yani söylerken var, yazarken yok. Nasıl yani? Nasıl yani? Kamil, sana kızarsam ne yaparsın? Üzülürüm. Peki bunu oku bakayım. Azalarım. Böyle. Çocuk Azeri olmasın? Yok canım, Azeri olur mu? Ben biliyorum Azeri yok. Değil yani. Bizzat yapımında bulundum ben. Azeri değil. Ya düzelir böyle. Ben bayılıyorum onların bu dönemine. Oh. Siz düşünmüyor musunuz? Neyi? Çocuk. Yok canım, düşünmüyoruz. Vallahi ben düşünüyorum. Yani Sedat diyor ki biz daha genciz yani hayatımızı yaşayalım, biraz tadını çıkaralım, çılgınlık yapalım diyor. Çılgın. Çılgın Sedat. Ya Allah aşkına. Yok canım, düşünmüyoruz ya. Yani benim zaten çılgınlık yapmaya bile vaktim yok. Değil ki çocuk yapacak vaktim olsun yani. Niye, bir 5 dakikan da mı yok? Siz 5 dakikada mı yaptınız çocuğu? Aa, bak. 5 dakikada çocuk mu, saçma sapan konuşuyorsun. 5 dakika değil canım. Çocuk dediğin bir 45-50 dakikana ayıracaksın çocuk bir mesai gibi bir şey yani. Bırak Allah aşkına ya. 5 dakikada ben biliyorum. Ama şimdi 5 dakikada yapınca da üsü eksik kalıyor. Doğru. Şimdi ben zaman derken bakma büyütme zamanından bahsedebilirim. İşin maddi boyutu var tabii kardeşim. Aman canım, Allah onun rızkını verir yani, bizi bir yapalım da önce. Ya Allah rızkını verir de bir tanem yani, şimdi patron bana zam verir mi onu bilmiyoruz tamam yani. Tamam hayatım, bunu evde konuşalım. Tamam evde konuş, ben bir şey soracağım. Ahmet. Tamam hayatım, evde konuşalım. Tamam evde konuşuruz da Ahmet. Evde konuşalım. Evde konuşalım bunları. Ya tamam evde konuşalım, dur başka bir şey söyleyeceğim. Bir saniye bekle bir tanem. Allah'ım ya. Ya şimdi bu çocuğun maliyeti ne oldu ya? Sana kaça patladı bu çocuk? Yani... Görünüyor ki elinde patlamış, o bir gerçek. Yani... Kaça patladı çocuk? Kaça patladı sana? Kaça patladı diyor ya, araba alıyor sanki öküz. Abi. Vallahi işte kardeşim, vergisi, kaskosu 50.000'e çıktı bu. Ya Ahmet, ne oldu, dalga geçme bari ya. Ya öyle ne diyorsun sen ya, çok ayıp değil mi? Ya hayatım tamam, çocuk çok tatlı ama belediye bedava dağıtmıyor bunları herhalde. Yani bir maddi boyutu var değil mi kardeşim yani? Ya hayatım düşünsene, ben anne olacağım, bundan daha güzel bir duygu olamaz ki. Maliyet ne ya? Ya hayatım hemen bak, kadınlar hemen için duygusal tarafına bakıyor. Real tarafı babaya kalıyor. Zaten başta haksızlık var kardeşim. Şimdi çocuk doğduğunda bir taraf anne oluyor, bir taraf baba oluyor. Bir taraf anneyi alıyor, bir taraf babayı alıyor. O ayrı yani. Yani. Ya hayatım. Ben de kariyerimden vazgeçiyorum ya. Sonuçta ben koskoca müşteri karşılama ve bilgi platform yöneticisiyim. Yani? Sekreterim. Sekreter, al. Buyur. Alıyor, gidiyor. Çocuk büyütme bahanesiyle eve gidiyorlar, yatıyorlar. Ben bilmiyor muyum ya? Yazıklar olsun ya sana. Ne yazıklar olsun? 5-6 sene çocuk kendine yetene kadar çocuğu büyütüyorsunuz, sonra büyütüyorsunuz. Ben biliyorum ya. Tabii ki. Yani yok artık Sedat'cığım, sen de abartıyorsun ama ya. Çocuk bu, maliyeti hiç düşürürsün. Ya bırak Allah aşkına ya. Sen çocuğu doğurmadan evvel bunun kadar değil mi? Şimdi ne oldu? Şu hale bak ya. İçinde sanki daha 3 tane çocuk var. Sağ ol çocukları gitsin. Sağ ol çocukları gitsin ya. Sağ ol. Şu çocuk. Çocukları çıkarmamışım. Böyle saçma şey olur mu? Kardeşim yani yalan mı söylüyorsun? Bir maddi boyutu yok mu bu işin ya? Vallahi Sedat haklı arkadaşlar yani. Bu işin bir maddi tarafı var. Al buyur işte. Nasıl var ya? Var kardeşim yani. Bir sürü masrafı var ya. Çocuk dediğin öyle hemen hop diye olan bir şey değil ki yani. Nasıl olan bir şey mi? Nasıl şey oldu? Ha şeyizin kaç hesap yapıyor? Tamam söyle. Tamam. Söyle. Bu çocuk kaça patladı sana? Anlat. Kaça mı patladı? Anla. Tamam lan yazıyorum al. Tamam ben de burada hesap makinesiyle. Hesap makinesiyle ben de hesaplıyorum kardeşim. Allah Allah. Söylüyorum kardeşim bak. Söyle. İlk bu Kamil'i ben elime alır almaz bir hastaneye bir 4-5 bin verdim zaten. Tamam. Ay nasıl tamam. Unutmamış ya. Unutma. Unutmam kardeşim. Ondan sonra 2-3 ayı bulduktan sonra bunun mama masrafı başlıyor, tamam mı? Bir de bu maşallah besiniydi yani. Önce bize sofraya oturup yemek yiyordu, sonra mamayı tatlı niyetine yiyordu. Vallahi. I am sorry mama. Mamayla beş. Ondan sonra abicim bez masrafı var, yazıyor. Bez. Deli gibi ağır bez masrafı var abicim. Ya ne abi, 2 gram yapıveriyordu çocuk. Lan ne 2 gramı? Yediğinden fazla şey yapıyordu bu. Ben şimdi benim burada konuşuyorum. Bir sefer kendi kadar bir şey yaptı ya. Abartma. Yapmadım. Ne abartması ya? Çocuğu seveyim dedim, yanlışlıkla onu aldım, sıktım böyle. Aynı yanında yok, kalıp gibi çıkarmış böyle. Tamam, 5.000 lira da ona yazıyorum kardeşim. Yaz abicim. Tamam abi. Sonra abicim yazıyorum. Kıyafet masrafı. Tamam mı bak? Bir kıyafet alıyorsun, bir hafta sonra giydir, olmaz. Her hafta kendini 2'ye katlayarak büyüyor. Tamam. Çocuk büyüyor. Duyacak abi, tamam. Bırak ne duyacak ya? 7 yaşında onu olmayanları ben giyiyorum şu an. Eskilerini giyiyorum ya. Babasıyım. Bak adam ne kadar dolu görüyorsun. Kardeşim sonra ona abicim, 5.000 yazıyorum. Yaz abicim yaz. Tamam. Okul başlıyor. Tamam mı abicim?
Vay önlük, vay kitap, kalem tıraş, silgi, kıl, yün bilmem ne. Bir o kadar da buna masraf yapıyorsun. Çarp ikiyle çarp o rakamı. Iki. Çarp. Ahmet sinirleniyorum ama. Sus. Bir de şu başlıyor abicim sonra. Başkalarının çocukları daha birinci sınıfta meydanları su bitiriyor. Senin geri zekalı daha Cin Ali'yi okuyamıyor. Tamam mı? Ya bir tek üsü yok çocuğun. Üsü mü yok? Lan ne A var ne I var. Seslerin yarısı yok lan bu çocukta. Bir de sesler satın alacağız buna şimdi. Alacağız. Yaparken düşünseydin. 5 dakikada yaparsan böyle oluyor. Ne 5 dakikada yaparsın? Sen 9'a yanlış taşımışsın. Niye yanlış taşıdım ya? Ya Allah aşkına bak. Yazlıktaydık, denizden çıktık, kulağıma bir şey kaçmışydı. Böyle yaptı, bunu çıkardı. Böyle çocuk mu yapılır ya? Allah aşkına söyleyin ya. Ne yazık olsun. Bana diyor 5 dakikada yapmış diye ya. 5 dakikada mı yaptım ben? Niye anlatıyor böyle yaptı diye ya? Şey ya? Bırak tamam, konuşma benimle. Ağlattın çocuğu bak ya. Seninle sonra konuşacağız Ahmet. Psikolojim bozuldu. Al, al. Bir de psikolog masrafı çıktı. Güzel mi? Seninle konuşacağız bunu. Konuşacağız. Tamam abi sakin ol. Tamam biz kalkalım abi. Siz de birbirinize girdiniz. Bir soru sorayım dedim yani kardeşim. Kardeşim ama bak bunu bil. Değmiyor yani bak. Yaklaşık 50.000 gibi bir şey var. 50.000 liralık sevdim mi bilmiyorum. Yani. Yok yani karşılamadı anladın mı? Ya yapma Allah'ım. Bir de benden bu çıktı. Seni düşün. Senden böyle alien fırlar hacı. Alien çıkar. Yapma doğru. Yani. Ben bunları göz önünde bulmayacağım. Yapma yapma. Kalkalım biz tamam mı? Oğlum tartışmayın siz de ya tamam mı? Sıra bakmayın tekrar böyle. Ne demek yani ne demek? Kamil. Şşş. Oyuncak istiyor musun? İstiyorum. Al o zaman sana oyuncak. Al sen. Al hadi. Hadi çıkalım ya. Ya senin bu olan şakadan anlamıyor ya. Hemen ağlıyor. Yok kıyamam ben sana. Üzülmedin değil mi sen? Ay boş ver o atarım. Yürü git lan. Allah. Bak çok agresif şok. Haydi sen. Hadi görüşürüz. Ne demek estağfurullah ya. Hadi görüşürüz. Yine bekliyorum ben. Tamam, görüşürüz. Tamam. Tamam. Hadi görüşürüz. Tamam. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi bir haber değiştiririz. Tamam. O çocuk oyunu konuşuruz. Senin sana maç var bana bekliyorum. Tamam. Hadi tamam. Görüşürüz. Haydi görüşürüz. İsteyin olsun da bana sorun. Tamam. Kısır. Lan hadi gidelim. Sana girer kadardı. Tamam kardeşim. Kusura bakma. Görüşürüz. Mal gibi kaldık burada. 20 dakika uğrama mı olur ya? Allah. Çok sağ olsun. Yani sana inanamıyorum. İnsanların önünde söylediğin laflara bak ya. Çocuğun hakkında konuşuyorsun. Yetiyorsa güçleri yapsınlar. Kızım dur gerildin hemen ya. Allah Allah rol yapıyoruz burada. Nasıl yani? Kızım bunlar bizim üst komşu değil mi? Evet. Çocuğu yapacaklar. 3 yıl ağlamasından uyuyamayacağız. 3 yıl büyüyor diye uyuyamayacağız. Oraya buraya vuracak kıracak. E zaten herif istemiyor. Bırak yapmasınlar lan. Deli misin? Yalan yani. Yalandı tabii canım hepsi. Ay. Baba benim hakkımda konuştukların hepsi yalandı değil mi? Değildi. Nerede lan Ü? Ü nerede oğlum? Oku lan bunu. Oku bunu. Ne yazıyor burada? Tezay. Kalk git. Kalk baskı altında yaşamak çok zor. Yürü git lan. Su yok bunu. Yürü. Al karpet diyenler. Uzun süredir devrimi saymazsak çaylaksız X geç gibi geldi bana. Ama yani bu sahnenin sahibi olduğunuz anlaşılıyor arkadaşlar. Büyük alkış. Aferin. Ben de her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gibi eleştirmeyi daha çok seviyorum. Överken zorlanıyorum Yıldıray. Onun için az öveceğim. Çok tatlıydınız. Hangisi en iyi şakaydı bilemedim ama galiba şu çıkamama şakası. Çünkü hani sırf misafirliğe o kapıdaki muhabbet için gelen var. Yani 10 dakika oturup 46 dakika kapıda konuştuğumu ben biliyorum. Hocam bir de asansör geç gelir ya o. Tabii. Bir de onun şundan olduğunu keşfettim. Şimdi biz birbirimize aslında ana meseleyi bir türlü söyleyemeyiz. Yani açık konuşma toplum olmadığımız için. Kıvır 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 en son işte asansöre binerken ya işte bu bir 4.000 liralık bir şey vardı ya orada girilir. Çok başarılıydınız çocuklar ne kadar tatlıydınız anlatamam yani. Pelin'cim çok güzelsin sahnede hep orada olmalısın. Gerçekten makas alasım geldi sonra da alacağım hatırlat. Bir tane hani hep söylüyorum çaylaklara söylüyorum biriniz diyebilir ki. Hocam burada da aksiyon yok. Oturup konuşmalı bir skeç. Böyle konuşursanız sabaha kadar oturabilirsiniz. Böyle oturur, böyle konuşur, böyle diyaloglarla böyle oynarsanız istediğiniz kadar oturun seyrederiz. Çok güzel hareketler devam ediyor alkışlarla. Çok güzel hareketler bunlar. Ben Nursel, gotik Almancı. Almanya'dan geldiğim için Almanca
olmamdan dolayı kaynaklanan sürekli bir sorun yaşıyorum. Yani sokakta nereye gitsem, hangi davranışımdan dolayı insanlar nasıl anlıyor bilmiyorum ama direkt Almancı mısın abla diyorlar. Bundan bıktığım için sordum insanlara, yani neremden anlaşılıyor? Dilinden dediler, tamam. Dilimde ne var dedim, işte A'ların açık, E'lerin büyük falan dediler. Onları daralttım, incelttim falan ama gene de sokakta laf atma problemi hala devam ediyor. Böyle bir skeç. Onun Alman, onun Almanya ile alakası yok o. Hayır, burada. Ya, biz yöresel bir şey yok. Ben öyle. Peki Nursel Köse'yi tanıyorsunuz değil mi? Usta oyuncularımızdan biridir. Atölyemizin özelliklerinden birisidir. Orada işte Nursel gibi çok daha deneyimli, kardeşlere yardımcı olan, onlara destek olan öğretici arkadaşlarımız da var. Onun burada olması beni çok mutlu ediyor. Bir alkış istiyorum kendisine. Mesela şöyle şeyler oluyor. Çarşamba günü Nursel gidip Berlin'de bir ödül alıp sonra Perşembe günü provaya geliyor falan. Böyle garip bir üyemiz yani kendisi. Bize çok ne öğrenmeye şey geldi bilmiyorum. Yani A'ları ve E'leri daraltıp... Ha, onları işte halledeceğiz. Hocama çok farkası var. Ben de hocama bir alkış istiyorum. Sağ ol canım, teşekkür ederim. Alles selber machen. Ich mach doch alles alleine, verstehst du? Ja, okay. Danke. Du sprichst sehr gut Deutsch. Was? Du diyorum, sprichst diyorum, sehr gut Deutsch. Woher kommst du? Köln. Köln, Köln güzeldir. Aa, gittin mi? Yok. E nereden biliyorsun güzel olduğunu? Güzeldir diyorum, olasılık yani. Güzel olabilir yani, hani o anlamda. Ya sen ne iş yapıyorsun kadınlara laf atmaktan başka? Aşk olsun ya. Şimdi bağrıma hançer sapladı. Şimdi ben laf mı atıyorum sana? Ne? Sen şimdi bana laf atmıyor musun? Hayır canım. Ben öyle Almancamı geliştirmek için. Öyle sen baktım Almanca girdim. Ben de du dedim, şifresi du gotu. Öyle Almanca geliştirmek için girdim yani. Bence Almanca yeterince gelişti. Artık beni rahat bırakabilirsin. Tamam bırakacağım. Son bir şey sormama izin ver. Nedir? Uf yavrum, hep seni mi? Bacaklara bak anav. Bunda bak yavul. Şinel lay. Ah dur. Ah dur Şande, sen ne istiyorsun ya? Ya madem sapık damgası yedim, hakkını vereyim dedim ya. Bu arada içindeki canavarı da çıkarmış oldu. Hayır, sen beni kabalaştırdın. Ben çok böyle nazik girdim. Hatta kalite zirvedeydi. Almanca başladım sohbete. Avrupa standartlarında bir muhabbet yapacaktım seninle. Sen beni çirkinleştirdin, laf atma falan dedin yani. Ya senin amacın ne? Geliştirmek. Almancanı. Hayır, kendimi. Hangi konuda? İşte karşı cinsle iletişim konusunda. Aa, teşekkür ederim. Bizi de kobay yerine koydun bu arada. Aşk olsun Dankeschön. Ya. Bit de şön de yani. Şimdi bir dakika. Estağfurullah ya. Öyle bir şey. Bir şey soracağım bak. Sen mi soruyorsun? Sence ben çekici bir adam mıyım? Hiç sanmıyorum. O sanmıyorum da sanki yani gerçekten çekicisin ama ben sanmıyorum gibi bir zarf atıyorsun sanki ya. Tanımadığı kadına laf atan bir erkek benim için asla ve asla çekici olamaz. Tamam sakin ya. Asla asla ne ya? Allah Allah, tamam sakin. Ben de hayatımda ilk defa sana laf atıyorum. Hayatımda ilk defa ya. Öyle mi? Ben de şu anda kendimi çok özel biri gibi hissettim. Ama öylesin. Gerçekten daha önce kimse yapmadı. Ya mesela düşünsene, bir bara girdin, tamam mı? Çok kalabalık bir bar. Böyle millet kopuyor falan. Böyle çok kalabalık böyle. Ben de barmenin yanında oturuyorum, tamam mı? Sen de geldin içeriye. Böyle kalabalık falan. Tam barmenin yanında, benim yanımda bir yer var. Oraya oturuyorsun. Ben de barmene diyorum ki benimkinden hanımefendiye de yollayın bir tane. Barmen geliyor, beyefendi size yolladı falan diyor. Sen de alıyorsun, beni kesiyorsun. Böyle karşılıklı böyle flörtleşiyoruz. Sonra muhabbete başlıyoruz falan, böyle derin anlatıyoruz falan birbirimize. Sonra iki tane kız geliyor, senden daha güzel, ben gidiyorum, sen ortada kalıyorsun. Üzülür müsün? Sen bu parkın delisi misin? Ya hayır, deliliğim. Ya delilik değil vallahi. İşin gerçeği ne biliyor musun? 4 yıllık bir sevgilim vardı, ayrıldık. Ayrıldık. Ayrıldık bugün inşallah ayrılacağız. Ve hani kızlarla iletişim konusunda neredeyim onu bilmiyorum. Yani potansiyelimi bilmiyorum. Yani sağlara geri dönmekte emin değilim. Yani eğer ben mesela bir anahtarsam hangi kapıları açabilirim onu merak ediyorum aslında. Ha, şimdi de edebiyattan giriyorsun bakıyorum. İşte her yolu deniyoruz, ne yapacaksın? Her yolu deniyorum yani. İsminizi öğrenebilir miyim? Benim ismimi öğrensen şu anda hayatında ne değişir? Yani laf atan adamdan normal bir insana terfi etmiş olurum. Yani benim amacım bu. Hadi bir söyle be. Bir kere söyle, bir daha söyleme. Hadi ne olur ya. Hadi ne be. İsmi ne? Hadi söyle. Zeynep. Zeynep, memnun oldum. Ben de Özgür, memnun oldum.
Ben hala kararsızım. Neden? Ne konusunda? Memnun olup olmama konusunda. Neden canım? Ya seninle tanıştığıma memnun olup olmadığımı hala bilmiyorum. E neden canım? Daha memnun olman için daha ne yapmam gerekiyor ki? Ne kadar tatlıyım, pıl şeyler yapıyorum, bir tatlıyım işte. Ne bileyim, belki ne iş yaptığını falan söyleyebilirsin. Ya işimle memnuniyetinin ne alakası var ya? Yani Türkiye'de yeni tanışan insanlar birbirine bunları sormuyor mu? Evim var mı, arabam var mı, dairem var mı? Yaşım o deşsiz duvaçta oluyor ya, öyle normalde değilce. Sen iyice o kafalara girmişsin ya. Ama işimi doğru söylüyorsun, merak ediyorsan ben getir götür yapıyorum. Neyi? Kız arkadaşımın isteklerini getir götür yapıyorum. Ben profesyonel erkek arkadaşım ben. Tım. Profesyonel erkek arkadaş tın. Tım, evet. Sonra ne oldu? Kovuldun mu? Hayır, kovulmadım. Kendim istifa ettim. Edeceğim yani. Ha, nasıl yani? Evet, edeceğim ya. Bir kere gecesi gündüzü yok. Deli gibi çalışıyorsun. Onun istediği yerde, istediği anda olmak zorundasın. Onun isteklerini karşılamak zorundasın. Ailenden, arkadaşlarından, her şeyden vazgeçmek zorundasın. Sadece onun emrine amade olmak zorundasın. Yeter artık, burama geldi. Ben de istifa edeceğim kardeşim. Yok yani. Öf. Bak, profesyonel erkek arkadaş dolu, haberin yok. Hey. Ben de kendimi böyle bir iş yerinde falan gibi hissetmeye başladım. İş yerinde mi, iş görüşmesinde mi? İş görüşmesi gibi tabii. İş görüşmesi tabii, zaten öyle. Nasıl yani? Yani sen işverensin, ben de profesyonel erkek arkadaşım. Anladın? Eğer muhabbetimiz hoşuna giderse telefonumu bırakırım, siz bana dönersiniz sonra. Tamam, CV'nizi sekretere bırakın, biz sizi aratırız. Ama bir dakika, öyle aratırız mı aratırız şey demek yani, sekreteri yönlendiriyorsun, o işi yaş demek, biz sizi aramayız demek yani. Beğenmedim ya, olmadım yani. Sizin müracaat ettiğiniz mevki dolu. Dolu. He, biri var yani. Evet, var. Yani senin getir götürünü yapan, istediğin zaman istediğin yerde olan, seni oradan alıp oraya bırakan, istediğin yere götürttüren, senin hayatını senin yerine yaşayan, anasından babasına ailesinden uzak kalan, yani profesyonel bir erkek arkadaşın var yani. Evet var, ama ben bu profesyonel mevzuyu hiç anlamadım. Bak, benim bir sevgilim var. Biz çok eşitiz. O beni seviyor, ben onu seviyorum. O benim için bir şey yapıyor, ben onun için bir şey yapıyorum. Ama bu bizim için böyle bir zor, bir iş, bir mecburiyet falan değil, tamam mı? Biz profesyonel ilişki yaşamıyoruz, tamam mı? Benim ilişkim amatör, tamam mı? Zayıf alkış. Yok, aynısını git senin adama sor bakayım. O beraber olan adama ne hissediyor? Karşılıklı mı düşünceleriniz? Gerçekten çok merak ediyorum. Karşılıklı mı? Çok merak ediyorum yani. Hadi evet, bakalım. Ben de merak ediyorum. Çok Özgür. Efendim canım. Hayatım, niye burada buluştuk? Hayatım, bir şeyler konuşacaktım. Sen... niye gelip beni almadın? Canım, alacaktım ben seni de. Önce bir konuşalım. Hayatım, taksiye tek başıma binmekten hoşlanmadım. Bilmiyor musun? Lütfen. Biliyorum canım. Ben şimdi değişiklik olur. Hani bir konuşalım diye şey yaptım. Yani tamam, konuşalım da benim karnım çok acıktı ya. Önce bir yemek yiyelim. Tamam, yemeği yeriz, orada da konuşuruz. Yalnız bir an önce yemeğe gidelim, çünkü benim alışveriş merkezi kapanmadan gidip tişörtümü değiştirmem lazım. Ya ondan sonra Lale'nin doğum günü varmış Taksim'de, Levent'ler falan da gelecekmiş oraya. Ben söz verdim, oraya gidelim. Böyle bir iki kadeh bir şey içeriz, sonra da sen beni eve bırakırsın. Ya ama en geç biri gibi evde olmam lazım. Benim yarın sınavım var biliyorsun. Ve yani iyi uyumam lazım, uykumu iyi almam lazım. Ha bu arada gelmişken, bir de uzun zamandır hiç annemleri görmüyorsun. Bir uğra, bir hatırlarını sor, bir ellerini falan öp. Bak inan çok hoşlarına gidecek, biliyorsun sen de. Bir de ben böyle sabah alelacele çıktım, şimdi beni merak etmiştir kadın. Sen git, arabaya geliyorum ben. Tamam, nerede araba? Orada canım, ben geliyorum şimdi. Tamam. Hani sen istifa etmiştin? Edeceğim. Elimde güçlü nedenler var. Dilekçem de hazır. Edeceğim de gelecek güvencem yok. Ya işsiz kalırsam diye korkuyorum. Hadi memnun olun. Zeynep. Aşkım kusura bakma ya. Çok trafik vardı. Geciktim ya. Ya problem değil aşkım. Ne yapıyoruz hadi? Ne yapalım? Bilmiyorum. Sen bilirsin. Niye hep ben biliyorum ya? Senin bir fikrin yok mu? Hayır, ne bileyim, hep planları sen yapıyorsun ya, ben de o yüzden... Ben hep planları yapıyorum. He. Ben hep planları yapıyorum, öyle mi? Evet. Hep planları ben yapıyorum, ha, öyle yok, mi? Ha yok yok yok, hani ben geçen gün demiştim ya, aşkım Bebek'te çok güzel bir kafe açıldı, oraya gidelim mi diye, sen de hayır demiştin. Olamaz ya. Yani hep benim dediklerim mi oluyor? He. Senin söylediklerini hiç kale almıyoruz. Sen benim söylediklerimi birebir uyguluyorsun. He. Yani benim yerime benim hayatımı yaşıyorsun, öyle mi? Sen profesyonel bir erkek arkadaş mısın? Aşkım iyi misin sen? Ne oluyor ya?
Ay demin şurada bir serseri vardı. Kafamı karıştırdı ya, hayret bir şey. Neyse önce bir bankaya gidelim de ondan sonra hallederiz. Ondan sonra da benim eve uğramam lazım. Evde kıyafetlerimi değiştiririm. Sonra kuaföre gideriz. Orada sen de çocukla şöyle bir tavla falan atarsın. Ondan sonra rahat rahat yemeğimize gideriz. Tamam. Ondan sonra da tiyatroya. Bana bak. Tiyatro biletlerini aldın mı? Aldım aldım burada. Hep unutuyorsun sen, aldım. Hep unutuyorsun. Vallahi aldım bu sefer aşkım, gerçekten. ÇÇGH denilir mi? Bence de. Çok iyi skeç. Çok güzel skeç olmuş gerçekten de. Hani ne demeli bilmiyorum. Bu yeni dönem çok güzel hareketler, böyle gerçek mayası var ve çok hoşuma gidiyor bu. Çok gerçek bir problemdi. Hatta şurada bir grupta bir sıkıntı bile gördüm. birbirine muhalif alkışlar başlattılar. Tabii, tabii. Demek ki o kadar isabet etti hikaye. Şeyden emin değilim, eser çıktığında skeç bitiyor bence. Ama sonrasındaki hani sen yanlış anlama da. Bu özgürlüğe vardı manasına geliyor ama. Yani orada da bitebilirdi. Biz de Özgür'ü bilet alır seyrederdik gibi geldi. Ama sonrası da toparlanmıştı. Bir de şey soracağım. Hala Almancı deme ve ona kızma var değil mi? Almancı demesine uyuz oluyor. Kızmanın tuhaf bir şey yani, belki anlıyorlar diye ona kızıyoruz. Yani ne anlıyorlar, ona hep merak nereden ediyorum. Almancı olmak nasıl bir şey? Yani eskiden... Ya kökü başka, evi başka yerde olanların hepsinin iki yerde de yaşadığı klasik şeydir. Dünyanın her yerinde böyledir. Ama dünyada bu insanların sırtında yükselir. Çok güzel hareketler devam ediyor alkışlarla. Bravo. Çok güzel hareketler bunlar. Duyla, duyla. Başlıyor şimdi mutfakta. Spola, spola, spola. Merhabalar, ben Yasemin Yürük. Tanıyoruz canım. kızlarla Beşiktaş'a yakın olsun diye ev bakmaya gittik. Balkon duyuyor mu Yasemin'i şarkı söylemediği zaman? Biraz daha geri ve yüksek Yasemin. Tekrar merhaba. O kadar geri değil yani, şunun altına denk getirirsin. Ay tamam. kızlarla Beşiktaş'a yakın olsun diye ev bakmaya gittik. Enteresan bir emlakçıyla karşılaştık. Ve ev bakarken asansörde kaldık biz. Bununla ilgili bir skeç hazırladık. Bir şey söylesene. Güne açan çiçekten... Güne bakan mıydı? Güne açan. Doğru söylüyorsunuz hocam. Söyle. Gün açan çiçekler gibiyiz. Yalan, yalan. Alkışlar istiyorsun. Çok güzel hareketler bunlar. Duyla, duyla. Başlıyor şimdi mutfakta. Spola, spola, spola. Evet, geldik. Tarihi binadır kendisi. Çok güzel ve kullanışlı. Biletle mi alıyorlar oğlum? Siz... Bildiğin tarihi eser lan. Efendim? Bina diyoruz, efsaneymiş. Ha siz dış görünüşüne aldanmayın efendim. Binanın içi komple yenilendi. Yok, ben hiç güzelliğe inanıyorum zaten. İnanın, binanın içi yenilendi. Believe me, inside of the building was renewed. Ya. ev sahibi banyo ve mutfağı sıfırdan yaptı, yerlerde parke. Şimdi geçelim. This house is amazing and yerler parke. Ya sinya dalga geçme ya. Hadi için, kızlar gelin. Hadi iki ve saat yapmayalım, gelin. Eğer yakısa biz çıkalım merdivenle. Yok, beşinci kat gelin. Ya dört kişilik diyor. Tamam, biz de altı kişiyiz, gelin. Abi bunlar kişiliksiz zaten, bir şey olmaz. Ya. Solak. Beşe basalım, beşe. Basın abi. Bastım. Bir gün basar mısın? Basıyorum abi. Bana da öğrenci basarmış. Allah'ım, velen bir hekül, düştük mü? Zemin katı düştük galiba. Düştük galiba, bir şey olmuş. Ne düştü galiba? Yaya bir şey oldu, yaya. Düşmedim. Yani Begüm, ne olur bir bas abi, tek tek çıkalım. Tek tek. Bir dakika, basıyorum da. Yani basabileceğim belirgin bir tuş yok, göremiyorum çünkü. Kırmızıya bas abi. Mavi. Kırmızı. Mavi. Kırmızı. Kırmızı mı mavi mi, çabuk karar verin ya. Kırmızıya basıyorum abi. Hiçbir şey olmadı. Düşmedik. Düşmedik, düşmedik. Tamam kızlar, panik yapmayın, düşmedik. Ben şimdi size evi anlatıyorum. Anlatayım da bari günah benden gitsin. Kızlar, yerler parke, balkon keyifli, salon havadar, teras havadar, salon havarda, banyo, mutfak, üç odalı bir asansör. İmdat! Ne diyorsun ya? Onu diyorum işte, üç odalı bir salon diyorum. Üç odayı toplasan zaten bir salon etmez. Teras desen zaten bodrum kata bakıyor. Aslında teras bodrumda. İmdat! O ne demek ya? Ya onu diyorum işte, binaya önden baktığında beşinci kat, arkaya baktığında eksi bir. Abi ben size söyledim, kesin kazıda buldular binayı. Net. O da bir şey mi?
Binanın bazı odalarına ulaşılamadı hala. Hiç hoş değil bu, ben size söyleyeyim. Korku filmi misin sen, nesin ya be? Ya bu ne trip, böyle trip mi olur? Bu ne ya, bu korku filmi ne bu, evet, ya? Abi, madem yolun sonuna geldik, size gerçekleri itiraf ediyorum. Şimdi efendim, ben kendi kocamdan biliyorum. Yani siz de böyle tatlı ve güzel kızlarsınız. Benim de bir kızım var, çok tatlı, aynı sizler gibi. Biliyorum kız olarak böyle bir şehirde yaşamak ne kadar zor, kandırılmadan yaşamak. Şimdi bizi öyle çok kandırılan... Her şeyin farkındayım ben. Efendim, Bulus'u yapan kocam da olsa içim el vermez. Efendim, geçen gün bir evli çift geldi. İki oda bir salon diye bir artı bir ev verdik. Aa, evi görmeden mi kiraladılar? Hayır evladım, evin odasına öyle bir ayna koymuşlardı ki aynanın aşısından ev iki artı birmiş gibi görünüyordu. Ya yardım edin, kaldık burada ya. Yardım edin. Ya bu birisi yok mu tanıdığınız apartmanda, görevli falan? Abi tanıdığı ne yapacağım? Kapıya ismimizi mi yazacağız isimler ya? Abi telefonu çekiyor mu, bakar mısın? Hay aksi, bak görüyor musun, bu işlerle de hep benim eşim ilgilendiği için bende de bir irtibat numarası yok şimdi, ne olacak? Benim telefonu çekiyor. Arayın eşinizi. Yok, aramayayım. Aramayayım. Ne yapacağım? Evladım, şimdi benim eşim de çok böyle panik biri olduğu için aramayayım. Biz başka bir şey yapalım. Ne yapalım? Bağıralım. Hep beraber bağıralım. Bismillah. Help me! Help me! Help me! İsterseniz polisi arayalım. Ha, arayalım tabii. Habersiz kalmasın onlar da. Abi polis ne yapacak? Saçmalamayın ya. Abi telefonu ya verin bana, annemi arayacağım abi. Ne diyeceğim ben? Asansörde kalıyorum, merak etmesin. Ya. Asansörde mi kaldınız kızla? Yok abi, bir ısrar, bir ısrar. Ben dedim gidelim diye dedim ama bunlar dedi ki kalalım abi. Kalalım deyince artık ben de ne yapayım, ayıp olmasın. Aman yapmasın, görmüyor musun halimizi ya? Bak bak bak, cevap veriyor. Tipsiz. Evladım bak şimdi. Ben emlakçı Metin Bey'in karısıyım. Yani Metin Bey benim kocam. Yani Metin Bey evli kızlar. Şimdi diyorum ki biz ev gezmeye gelirken asansör düştü. Burada nefessiz kaldık. Bak, bak nefes alamıyoruz evladım. Ama hala konuşuyorsun ablacığım. Hala konuşuyorsun ama. Bütün kara delik gibi bütün nefesleri içine çekiyorsun ama. Evladım git yardım çağır. İtfaiye mi çağırıyorsun? Ne çağırıyorsan çağır. Öleceğiz burada. Ya hanım balacığım. Bak şimdi. Sen benden habersiz nasıl iş çeviriyorsun? Nasıl gidiyorsun? Karıları asansöre bindiriyorsun. Hadi karıları asansöre bindirdin. Nasıl ev gezdiriyorsun? Hadi ev gezdiriyorsun. Asansörün içindesin. Niye nefes alıyorsun? Hadi nefes alıyorsun. Yanındakiler niye minyon? Allah belanı versin. Bütün havan bitti şurada ya. Evladım git yardım çağır. Ya ben Vekil abi arıyorum ya. Ya vallahi bir dur Simla, bir dur bir. Ya nefes alamıyorum ben burada ama, nefes alamıyorum, nefes gitti. Ya ablacığım gözünüzü seveyim, yapmayın. Bak kurbanınız olayım. Orada bak camlara dokundurmayın. Kondurmayın elinizi. Gözünüzü seveyim ya. Yardım çağıracağım ben. Abi ben çağırdım yardım. Evladım bak, Metin'i çağırmana gerek yok. Bak sen de şimdi ne ortada karıştırdın ya. Ses ne? İtfaiye geldi, itfaiye. Hanımlar geçmiş olsun, asansörde mi kaldınız? Ya abi sorma, bir ısrar, bir Allah'ım sayılım veriyorlar tamam, bunları ya. Tamam, sakin. Sakiniz, biz çok sakiniz. Hallediyoruz hemen. Ver evlat. Al abi. Oğlum bu ne? Tüp. Ver, diğerini ver. Ver, ver. Evladım, hasta mısın? Ver, 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 ver. Oğlum bu ne? Sapık mısın? Bununla mı geziyorsun lan sen? Ver, halatı ver, halatı ver. Ha? Ver. Atıyorum. Ucunu bağlarsınız oraya. Bir, iki, üç. Ah sağ ol abi. Dur bağlıyorum, bekle. Panik yapmayın, çekeceğim. Biz hiç panik değiliz. Sakin olun, hafif bir hareket olacak. Ben şunu bir halledeyim. Tamam, bağla onu oraya iyice. Abi. Abi dur. Bağladın mı? Dur şunu al. Haydi bakalım. Hadi bakayım. Çekiyorum. Çekiyorum, gülümseyin. Çek. Ya abi ne yapıyorsun? Kızlar ne yapıyorsunuz ya? Yahu. Ne? Hizmetimiz karşında insanları mutlu görmek istiyoruz. Her zaman fırsat geçmiyor elimize. Evet. Hadi bakayım. Çek abi, çek. Hadi çekiyorum. Çıkın. Ah, çıkın. Ah be. Açın. Nefesiz kalalım burada. Metin abi geliyor. Ya Selma, abi Selma. Selma, iyi misiniz? İyi misiniz yavrum? Bir şeyiniz yok değil mi? Metin sen mi geldin? Yok yavrum, ben gelmedim. Beş bilemedin, 10 dakikaya oradayım. Buradayım. Ya ben yine geldim. Mi siz? Metin abi nasıl oluyor da bütün aksilikler senin hanım buluyor? Sadece bu hafta 4 kez geldik ya.
Ya Selma bu kaçıncı? Ne istiyorsun benim müşterilerimden? Ne alıp veremediğim var kadın müşterilerimden ya? Metin ayıp olmuyor mu kızların yanında böyle? Ya ne ayıbı? Geçen gün de almışsın başka müşterileri çıkarmışsın. Ağacın tepesinden indirdik sizi ya. Aa nasıl yani ya? Ya kusura bakmayın benim hanım biraz kıskançtır da. Çok kıskançtır beni çok çekemiyor da. Yani almış geçen gün müşterileri ağacın tepesine çıkarmış. Hani onları nasıl ikna ediyor ben onu da anlamadım. Aa Metin ama sen de çok uzattın. Hem iş görmüş olduk geldik baktık ev eskiymiş. Ya eskiymiş sana ne? Bari bir özür dileseydin. Bak 4 kişilik asansöre 6 kişi bindirmişsin. Biliyordun değil mi 6 kişinin bindiremediğini? He? Bozuk asansöre bindirmişsin. Özür dile bari. Ben niye özür dileyim ki? Onlar şişmansa ben ne yapayım? Şişman mı? Bir bakayım. Vallahi gram yağ yok. Oo. Metin? He? Metin? Allah. Bak. Aha gözün seyrediyor. Bu ne? Gözün seyrediyor. Ne demek bu? Bu ben eve bu akşam gelmeyeceğim mi demek? Evet Metin. Bu akşam eve gelmiyorsun demek. Git kendine kalacak başka bir yer bul Metin. Ama Selma sen de niye böyle yaptın Metin ki? Metin abi. Hiç dert etme bak biz yeni boşalttık asansörü sen bu gece kalabilirsin orada hadi abi. Ferah ferah. Metin abi 3+1 kalırsınız zaten. Ben size başka daireler göstereyim ama abi, Selma sen niye... Çok güzel hareket diyenler. Ay benim Kadir Şinas seyircim. Güzel hareket diyenler. Çocuklar esasında Metin gelinceye kadar diyordum ki bu çaylak skeci olur. Hani üstelik de reji, yani aslında her şey güzel. Reji, trafik, kostüm her şey güzel. Şakalar haricinde. Yani güldürmediği için üzmüş bir skeçle karşı karşıyayız. Bir de garip yani şimdi bütün bu skeci bu kadar oynar oynar sonunu kıskançlığa bağlarsanız oradan bir şey çıkmaz. Çünkü şeyde de yani... Kıskandığı için şeye biniyor. Yanlış asansöre biniyor. Bindirebilir. Kendisi de binmez. Yani çözümünüz de tuhaftı. Oysa çok tatlıydınız. Bayağı da hani en tatlı godiklerimizi de kullanmışsınız bu skeçte. Komik değildi ya. Ne yapsak acaba? Başka bir şekilde bildiriyorsun. Yani... Aslında komik de vaat ediyordu fakat biraz da çocuklar idil hepinizde bir bazılarınızda bir volüm yüksek. Mesela Tülay'ın volümü çok yüksek diğerlerinizinki düşük. Bu volüm ne zaman düşer? Sahnede kendimize güvenimiz azaldığında volüm de içeri kaçar. Yoksa mesela girişte bir tane şaka vardı alması gerekirdi. Bana da öğrenci bas bir şakaydı. Duysaydı belki bazı insanlar gülerdi. En azından yukarıdaki Samsunlular gülerdi ama duymadılar. Yani laflarınıza sahip çıkmanız gerekir. Onu tam yüksek bir volümde, duyulabilir bir volümde seyirciye anlatmanız lazım. Onun nedeni volüm meselesi değildir. Güvensizlik meselesidir. Kendinize güveniniz arttıkça volümünüz de yerini bulacaktır. Daha önce volümü düşük, şimdi volümü yüksek arkadaşlar da karşınızda oturuyorlar. Ben yavaş yavaş ben böyle konuşurken siz böyle yavaş yavaş gidin ki. Yavaş yavaş gidin ki çocuklara sahip olun lan 4. skeç yapalım. Tek fırçayı Metin Keçeci yiyor, siz tek serbestsiniz. Tek şakalayım hocam öyleyse ben. Ne oldu, niye skeci olmadı? Şaka yetersizliğimizden çok biraz daha... Şaka yetmezliğinden çok biraz da... Çalıştık aslında da... Reji çok başarılıydı, asansör figürü, aşağı bakma figürü... Asansör çalışmaz, provalarda da... Tamam, teşekkürler Metin'im, görüşmek üzere. Çok güzel hareketler bunlar, duyda. İyi akşamlar. Değişik böyle heyecanlı bir süreç yaşıyoruz. Eşim hamile. Geçtiğimiz haftada... Sağ ol. Lan oğlum Rodin'in bir sürü var. Şeyleri göndereyim. Aklımdayken elbiseleri var bir sürü. Bir herkes giyilmiş, bazıları hiç giyilmemiş. Olur bir iki tanesi benim giydiğim var. Onları hepsini gönderdim. Alayım. Bununla ilgili de işte bana dedi ki bir gün gelip ya... Doğum öncesi eğitim merkezi diye bir yer varmış dedi. İşte oraya gidiyorsun. Doğum nasıl olacak, ne yapılacak? İşte bunları anlatıyorlar dedi. Ben de önce yani işte bir istememezlik yaptım falan. Böyle biraz sert çıkışınca kabul ettim tabii haliyle. Gittik. Profesyonel erkek arkadaşlar. Fırça iyice ben de oraya. Bakayım ne olacak.
Olmadı tabii. Gittik. Orada başıma gelen enteresan olaylar oldu. Onları Ayça ve İbrahim'le skeç haline getirdik. Şimdi onu izleyeceğiz. Çok güzel hareketler bunlar. Bola bola bola. Merhaba. Hoş geldiniz anneciğim. Hoş geldiniz babacığım. Kim? Merhaba, bizim randevumuz vardı da, pardon. Begüm anne, Özgür baba değil mi? Begüm anne, Özgür baba biziz de siz niye böyle konuşuyorsunuz? Sizi anne babamı yazılıyorum. Ay ne kadar iyi yapıyorsunuz. Çalışmamız bir yerden başlayacak. Şöyle geçmek ister misiniz anneciğim? Ay ne güzel anneciğim diyor. Vallahi kadına emziresim geldi. Ay değil mi? Değil mi? Vallahi benim de öldüresim geldi ya. Bu ne lan böyle? Koskocaman kadın olmuş, şu konuşmalara bak ya. Hayatım ne olur zorluk çıkarma ya. Bak göreceksin, bu kurs ikimiz için de çok faydalı olacak. Ya aşkım tamam ya, ben neyi anlamıyorum biliyor musun? Hamile olan sensin. Ben niye buradayım ya? Ya bana yardım edesin diye. Ben tek başıma taşıyamam bu yükü. Oh ne güzel vallahi. Hem yüklemeyi ben yapayım hem nakliye yani. Özgür ya. Merhaba, yenisiniz galiba. Merhaba, merhaba, evet yeniyiz biz. Merhaba. Bizim 9 ay 9 gün oldu. Maşallah maşallah, birazdan çıkar yani. Korkmuyor musunuz ya, sancınız başlar falan? Yok başlamaz, sağ olsun hocamız öyle bir eğitti ki ben çık demeden çıkmaz yavrum. Aa, nasıl ya? Şöyle ki, elma dersem çıkıyor, armut dersem çıkmıyor. Bakın şimdi elma... Armut! Oh, gitti geri gitti. Elma! Elma! Armut! Bakın nasıl dinliyor sözümü şimdiden. Ya efendim? Ha? Ha okay baby, kiss you. Ne diyor? I want to sleep diyor. Birazcık sessiz olun lütfen diyor. Allah Allah, İngilizce mi konuşuyor çocuk? Tabii, çocuk anne karnında İngilizce öğreniyor. Türkçe, matematik, fen. Yalnız biraz matematiği zayıf, onunla da karnede görüşeceğiz. Değil mi yavrum? Abi, yavrum benim. Abi sen şimdi buna bir karne hediyesi falan da alman gerekir ama. Tabii, yani. Karnesi iyi olursa özel, doğum özel hastanede. Kötü gelirse SSK'da fırlatırız böyle. Ya abicim öyle şey olur mu ya? Mümkün mü öyle bir şey ya? Mümkün olmaz mı efendim? Bu sistem sayesinde şimdiden dans bile edebiliyor. Tabii geçen gün parmağımı tuttu. Bir halay çektik, bir horon teptik. Yemin ediyorum ben bu yaşımda böyle yapıyorum, yapamıyorum. Ha hocamız sağ olsun. Hocamız sağ olsun. Özgür görüyor musun? Tam bak bize göre bir yermiş burası. Ne olur bak biliyorum sevmezsin böyle şeyleri ama benim için iyice olur. Ya yok ya vallahi şimdi bunları görünce merak ettim ha. Benim de dikkatimi çekti yani. Ah geldi, tavşan geldi bak. Geldi. Anneleyim babalayım. Karşınızda hocamız geliyor. Hadi. Merhaba sevgili anneler. Merhaba. Bu ne ya? Bana mı dedin babacığım? Şükrüm. Evet. Bu benim bebeğim. Bebeğim mi? Evet hamileyim ben. Onu 9 ay karnımda taşımam gerekiyor. Tövbe yarabbim ya, böyle saçma şey mi olur? Bu ne ya? Ya saçma falan değil Özgür. Evet, yer değiştirme tekniğiyle oluyor efendim. Böylece eşinizin hamilelik döneminde neler çektiğini daha iyi anlayacaksınız. Evet beyler, şimdi gösterelim lütfen. Evet, evet. Aa, bu ne ya? Bebeğin, babacığım o senin, bebeğin. Tamam mı? Onun böyle yer değiştirme tekniğiyle sen anne oluyorsun, sen de baba oluyorsun. Ben nasıl anne oluyorum ya böyle? Allah Allah. Babayken anne oluyorsun. Baba anne oluyorsun. Ya ne diyorsun? Ben bunu takmam Begüm ya. Ya hayatım ne olur zorluk çıkarma. Hadi bak gelsin. Çok yakıştı. Hadi. Allah Allah. Neyse tamam. Hadi. Nasıl? Nasıl efendim? Vallahi iyi hocam ya. İyi yani. Ne bileyim böyle iyi. Güzel güzel hissediyorum ya vallahi. Ya ben çocukluktan beri meğerse anne olmak istiyormuşum hocam ya. Vallahi billahi ya. Ya kusura bakmayın ben böyle gülüyorum ama. Yani neyse. Artık yapacak bir şey yok. Hoş bir duygu ya. Ben şimdi işimi kırmadım. Geldim ama söz. Ayak uyduracağım. Ya size de baktıkça gülesim geliyor ya. Vallahi ya. Ya. Gelsin gelsin. Girin efendim. Girin. Yalnız böyle gülerseniz hiç iyi olmaz efendim. Çocuğa çok kötü etkiler. Ya yok hocam yok ya. Tamam ben işinize saygı duyuyorum hocam. Bakın eşim söyledi. Dedi ki böyle bir merkeze gideceğiz. Ben de geldim. Tamam söz. Dinleyeceğim hocam. Evet tamam tamam. Harika. Evet harika. Öyleyse şimdi. Evet. Evet şimdi dinliyoruz. Evet çok güzel bir şekilde hissediyoruz. Dinliyorum. Evet dinliyoruz. Dinliyoruz. Dinliyorum. Dinliyorum. Bir şey duymuyorum. Burada çekmiyor galiba hocam. Ben başka bir yere gideyim en iyisi. Ya Özgür dur şurada ya. Tamam, ben dur, duyuyorum dur. Hocam. Harika. Ne diyor?
Ya şu anda böyle içim kıpır kıpır, sanki böyle içimde kıpırdanıyor. İnanılmaz bir duygu yani. Ya şu anda memelerim şişti, sütüm gelecek neredeyse. Hocam isterseniz bir fırt çekin, kaynananı seviyormuş. Arkadaşım sen bunların hepsini hissediyor musun gerçekten? Hissetmez olur muyum? İnanılmaz bir duygu bu. Ya şu anda aş eriyorum. Aş mı eriyorsun? Evet aşkım, giderken keçi boynuzu alalım. Keçi boynuzu mu? Ne diyorsun ya? Keçiyi boynuzlamışlar. Çok duygulandım ben şu anda. Arkadaşım ne diyorsun sen? Ne keçisi ne boynuzu ya? Çıkar şunu, saçmalama ya. Ya bırak kendini gel. Görün yakın fiskolü ağırıyorum. Manyak mıdır neydi? Bu ne ya? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ağlımı verin bana. Ağlımı verin bana. Tamam. Ağlımı verin bana. Ağlımı verin bana. Arkadaşım tamam sakin ol. Al oğlunu ya. Ağlımı verin bana. Ya aşkım bu ne ya? Durayım durayım diyorum ama böyle saçma şey mi olur ya? Ağlımı verin bana. Ne bu ya? Ya Özgür saçma falan değil. Biraz sabret. Dur ya. Öf tamam ya. Aa, tamam. Aa lütfen lütfen birbirimizi kırmayalım efendim. Mühim olan, evet mühim olan hissetmek. Gördüğünüz gibi kendini onun yerine koymak. Annenin yükünü azaltmak efendim. Tamam mı? Lütfen Özgür anne. Hadi bir kere daha dene bakalım. Gözünü kapat ve hisset. Ya kapat aşkım hadi. Hadi kapat hisset. Of, hadi. Tamam tamam. Kapatıyorum. Kapatıyorum bir dakika. Heh, kapattım. Evet. Nasıl? Vallahi hafif hafif hissediyorum hocam. Çok güzel. Devam et. Evet başka? Böyle midem bulanıyor. Biraz başım falan dönüyor. Oh oh. İlk zamanlar böyle şeyler normaldir zaten. Evet evet başka? Böyle ne bileyim böyle göğüslerim şişiyor sanki ya. Başka başka? Aş eriyorum aş. Canım dana eti çekiyor. Aa başka? Kuzu eti. Başka? Kaçak et. Böyle işinizin yanında böyle şeyler konuşmak ayıp olmuyor mu efendim? Değil mi ya? Değil mi? Hocam sizin canınız ne çekiyor ya? Nasıl yani? Ne bileyim böyle dayak dayak ne diyorsun sen? Allah Allah. Saçmalama bırak hocayı ya. Ya ne hoca mı bu ya? Şarlatan mı resmen ya? Ya saçmalama. Ya sessiz olun lütfen, çocuğum etkileniyor. Ya kaçma sen de, çocuğum etkileniyor saçım. Babacığım korkuyorum. Korkuyorum kızım, babacığım. Kızım susana sen, manyak mısın sabahtan beri? Ne bileyim. Ya ne biçim bir yere geldik biz ya? Özgür saçmalıyorsun şu an, bak bütün sinirlerim ayağa kalktı yani. Kafayı bak ne diyeceğimi şaşırdım şu an. Ha belki düzelir diye ben... Ya 2 dakika sabredemedin yani. Bak ben bunu 9 ay çekeceğim, sen 2 dakika sabredemiyorsun ya. Evet doğru söyle, sabredemiyorsun. Elim ayağım titredi. Ay kolay mı zannediyorsun bu kadar ya? Bir şey diyeceğim bak. Ben bu senin şey bulantın sabah, bulantın falan olur kesin ben, onlar ben ya. Ben her sabah bu bulantıyı çekiyorum. Kolay mı zannediyorsun evet, sen? Evet doğru, üf üf kus kus. Sen kolay mı zannediyorsun ben bu kadar böyle kilo alıyorum ha? Oo dana gibi olacak daha, dur. Ya ben bu kadar bu sancıyı çekiyorum, onlar kolay mı? Of of, yardıracak vallaha. Ya birazcık gel benim yanımda ol da beni anla istedim ya. Bunu bile çok gördüm bana. Ya aşkım olur mu öyle şey, ne diyorsun ya? Ya işte ben senin yanındayım, biliyorum bu dönemdeki stresini. Anne olmanın ne kadar kutsal bir şey olduğunu ama işte geldim buradayım ya. Daha ne yapayım ama ya çok saçma bir yer değil mi burası? Baksana Allah aşkına saçma ya. Saçma falan değil Özgür. Sana saçma gelen zaten hamilelik. Baştan beri sen istemiyordun bu çocuğu. Gidelim aldıralım. Ne diyorsun? Ne aldırması aşkım ya? Allah Allah. Ya otur, nereye gidiyoruz? O zaman hocayı dinleyeceksin Özgür. Adam sana empati yapmayı öğretiyor ya. Empati ya. Evet doğru. Empati kurmayı öğretiyorum. Hem de sana doğum stresini azaltmayı öğretiyorum. Lütfen efendim beni dinleyin. Bakın pişman olmayacaksınız. Ya ama aşkım. Özgür aldırırım bak. Tamam neyse tamam hocam tamam, hadi başlayalım ya. Sakin olacağım tamam. Söz ver. Lan yürü git sen. Özgür. Tamam tamam tamam. Tamam hocam tamam, hadi dinleyin. Evet çok güzel. Evet beyler şimdi doğum sancısına hazırlanalım. Evet evet evet. Akın. Nefes al. Akın. Nefes al. Akın. Neredesin sen kaç gündür? Hayatım çalışıyorum ama ben. Ya çalışıyorsun sen. Eve uğradın yok, karnım benim çeneme gelmiş. Karnım burnunda olmasın o. Hayır daha o seviyeye gelmedi, çenemde daha. Ya şu insanlara gösterdiğin ilginin yarısını sen bana göstermiyorsun Emre. Ama hayatım bunu konuşmuştuk ya. İlginin yarısı şimdi, yarısı da iş bittikten sonraydı. Hala saçma sapan konuşuyorsun, yemin ediyorum boşayacağım seni. Ay vallahi ben gidiyorum, boşayacağım seni. Dur canım ne boşaması. Ay canım ne boşaması, nereye gidiyorsunuz? Durduk bir dakikaya, 5 dakikalık işimiz kaldı. Ondan sonra yemeğe gideriz, güzel güzel konuşuruz seninle. Evet. Turşun. Aa turşu da olacak, söz veriyorum. Keçi boynuzu. O da olacak. Evet yarım kaldık, çok özür dilerim. Evet başlıyoruz. 1, 2, 3. Ben şu anda duygusal strese girdim yemin ederim ya. Adam bana bir şey oluyor ya. Adam.
yok. Tamam. Panik yok. Anam. Hadi. Lan yürü gidin ben. Anam. Sana. Bak lan sen. Anam. Yürü git kaç gidiyoruz. Anam. Yürü gidin. Anam. Gülerken çok terledim diyenler. Her içinde kaldı. Sen bunu neyle neye göre yazdıydın? Girişi unuttum ben Özgür. Ya ben bana böyle bir şey söylediğinde Begüm, yani biraz tuhaf gelmişti bana böyle bir merkez. Gitmeden önce ya dedim burada böyle şeyler olabilir. Hani bunu gitmeden önce mi yazdın? Evet, bunu gitmeden önce yazdım ama gittikten sonra hani gerçekten bu tarz merkezlerin burada doğal doğumun doğru doğum olduğu öğretiliyor. Ve onlara anlatılıyor. Gerçekten gittikten sonra buna ikna oluyor. Aramızda sezeryana doğanlar var mı? He? Doğan doğuran değil. Hah, şimdi ona göre bir anlatalım. Yani ikisinin de ayrı güzellikleri var. Ben bir iki doğal doğum da tanıyorum. Neyse. Çok iyi skeçti. Ama öyle değil diyorsun yani. Oradaki faydalı bir şeydi. Evet, hala ama da yani gidiyorsanız ya, onlar da bu skeci seyrettiyse onları kastetmediğini ve tatlı bir tabii. coşkuya girdiğini, tişört de on numaraymış. Şey hoşuma gitti, geçen skecin notlarıymış bunlar. Mesela kaştan biraz alarak bıyık yapılabilmesi Nazmi'ye çok... Çok iyi şakaları vardı. Bir tanesini not aldım, sonra iyi şaka yarışması yapamadım çünkü çok iyi skeçti. Hem nakliyeyi ben yapayım hem yüklemeyi iyi bir şakaydı. Çok güzel skeçti. Hepiniz çok oynadınız. Özel alkışlarım var Ayça, Metin Yıldız, Nazmi Özgür, Ayşegül, hepiniz, Banu, Emre. Hepiniz. Bir söylemediğim Begüm var. Begüm, o çocuğun geleceği kötü çünkü karnındayken bile yamuk, bence onu doğurma. Bu sezeryan da olmaz yani. Evet, orada bir problem var. Keşke o daha güzel bir bağlandı hocam. Daha güzel bir yastık alsaydınız iyiydi. Tatlıydınız, çok güzel skeçti. Aferin çocuklar. Çok güzel hareketler devam ediyor. Çok güzel hareketler bunlar. Burada. Başlıyor şimdi mutfakta. Oo. Bize efendim, kendinizi tanıtır mısınız? Ne? Kim? Deniz Erdoğan. Deniz Erdoğan. Müzisyen misiniz? Evet. Yani bir aynı zamanda da müzisyensiniz. Çok da yakışıklısınız aileden galiba. Efendim, bilenler bilir. Ben profesyonel sanat alemine şarkıcı olarak başladım. 4 yıl üst üste... Alem dediğine göre gazinolarda başladın evet. Bu alemde 12 sene mi? Evet. Evet. 4 yıl üst üste en çatık kaşlı şarkıcı ödülünü aldım. Bir tanesini ben vermiştim evet. Hatırlıyorum. Ömür boyu en utangaç şarkıcı ödülünü de tam alacaktım. O kategoride başka aday olmadığı için direkt bana verdiler. Tam alacakken almış oldum evet. Dedikten. Abim dedi bu şarkıcılık... Şu anda annem ne kadar duygusaldır ya. Ay. Evet. Abim dedi bu şarkıcılık senin çok sinir sistemine dokunuyor. Çok sinirleniyorsun. En iyisi oyuncu ol. Hem istediğin zaman şarkı da söylersin, öyle gidersin. O cümleyi bağlayamadı mı abin? Sen girince şey olmuştu. Sen girince kurulu düzen bozuldu cümleler. Dur, pardon affedersin. Affedersin. Dene, önceden söylesene abi ben konuşurken girme araya diye. Pardon. Direkt ödevime gireyim ben. Tamam. Ödevimin adı Hayvan Gibi Acıktım. Ben yazdım, eser bozdu, izleyelim. Çok güzel hareketler bunlar. Allah Allah, nerede kaldı bu ya? Ne nerede kaldı Deniz? Pizza söyledim, bir saattir gelmedi. Aa, ne pizzası Deniz? Ben sana hemen yemek yaparım. Aşkım sen yemek yapmıyorsun. Yemeklere haksızlık yapıyorsun. Aa, bu nereden çıktı şimdi? Geçenlerde mutfakta isminin sonradan pirinç olduğunu öğrendiğim, çok değerli tahılımızla bir şey yapmışsın ama ne olduğunu bir türlü anlayamadım. Allah Allah, bildiğin yayla çorbasıydı o. O kadar susuzdu ki bildiğim hiçbir yayla o kadar kurak değil. Allah Allah ya. Daha çok yoğurtlu pirinç diyelim. Abi çok beklediği için öyle olmuştu o. Yemeğin hası kendini beklediği zaman belli eder. Ama ne de alim varsa yap yani, hiç karışmıyorum tamam bir yerden. Ben bir pizzacı bir arayayım. Allah Allah. Alo. Evde yemek bulamayanlar, karısının yemeğini çöl kuraklığında bulup ıslak yayla lezzeti arayanlar.
Artık endişeye gerek yok. Serzeniş Pizza size anında çözüm sunuyor. Alo Serzeniş Pizza, ben Tayfur. Nasıl yardımcı olabilirim? Yıllar önce söylediğim pizzayı hemen getirerek yardımcı olabilirsin kardeşim. Pizzanız mı gelmedi beyefendi? Evet, bir saat oldu söyleyeli ve serzeniş süreci de başladı. Merak etmeyin efendim. 30 dakikadan geç gelen pizzayı bedavaya alıyoruz. Parasını da kuryeden alıyoruz. Kardeşim ben parasında falan değilim ya. Akıbetini merak ediyorum sadece pizzanın. Kimse mağdur olmasın. Yeterince soğumuş pizzam da hemen gelsin. İsminiz neydi? Deniz. O yüzden bana Selahattin demezler. Deniz Bey, kafamı karıştırıyorsunuz şu an. Bakıyorum bir saniye. Deniz Bey, pizzanız yanlış pişirme sonucu hamur olmuş. Yanlış pişirilen pizzaları ustalara yediriyoruz. Size de yenisini yapıyoruz. Allah Allah, manyak mısınız ya? Vazgeçtim, istemiyorum ben. Lütfen siparişinizi iptal etmeyin Deniz Bey. İptal siparişleri alanları işten kovuyor, eşek sudan gelene kadar dövüyoruz. Ulan bir acıkmam, nelere mal oluyormuş, haberim yok ya. Allah Allah, istemiyorum ya, manyak mısınız siz? Yapmayın Deniz Bey, çoluğum çocuğum var. Gel lan buraya, iptal etti adam, gel yapmayın buraya. Yapmayın Deniz Bey, iptal etmeyin. Gel lan buraya, Deniz iptal Bey, etti adam. Lan! Ulan bir pizza söyledim, olay aile dramına kadar gidiyor ya. Allah Allah. Hayatım. Bunlar kampanya mampanya delirmiş ya. Uzatma bebeğim, iki yumurta kırayım işte. Ya Allah aşkına bırak sen de ya. Sen yumurtayı pişirirken sadece kabuğunu değil, kalbini de kırıyorsun. O kadar çok pişiriyorsun ki. Ben pide söyleyeceğim. Alo. Coşkun Karadeniz Pide Salonu mu? Buyurun orası burası. Allah Allah, bu şive. Sen Karadeniz değilsin. Hoş ne olmuş? Ne bileyim, Karadeniz Pide Salonu yani usta Karadenizli mi bari? Yok abi, biz burada ekseriyetle Mardinliyiz. Ya eyvallah, ne bileyim ben biraz lezzetime, şeyime meraklıyımdır da Karadeniz pidesini bir Karadenizli'den, ama ne bileyim bir kaburga dolması olsaydı Mardin'den yemek isterdim. Hiç merak etmeyin abi, Şahap Usta yıllarca Karadenizli bir pidecinin yanında çalıştı. İnanmazsın, arta şivesi de değişti. Geleyim diyeceğine geleyim diye, Hasan'a da haçan diye. Ya Allah Allah. İyi peki tamam, iki tane kıymalı, bir de sütlaç. Ama çabuk gelsin, açlıktan öleyim. Sen ayıp ediysen abi, yarım saatte bile böyle 35 dakikaya elindedir. Adresi olayım abi. Köşe apartmanı, Balıkesir'in B'si yani B blok, no 3. Balıkesir'in B'si, ha unutma. Abi teşekkür ederim, bizi tercih ettiğiniz için ellerinizden öperim. İyi günler, iyi günler. Ya hanım, üç boyutlu televizyon aldık, orada süs gibi duruyor ya. Bir açsana ya, hele şu gözlükleri de bir. Yarıla yarıla seyredelim şöyle. Açtım. G2'ler doğanın en uyumlu, en sakin, en oynak, en tatlı hayvanlarıdır. İşte şu gördüğünüz geyik her şeyden bir haber, mutlu mutlu gezmektedir. Oysa hayat o kadar da yersiz bir mutluluğu kaldırmaz. Mutlu geyik bu kadar mutlu olmanın bedelini elbette ödeyecektir. Bu bedeli şimdi kapıdan giren çıta ödetecektir. İşte çıtamız avına doğru usul usul yaklaşıyor. Ya Denizciğim, kapat şu televizyonu Allah aşkına, ev hayvanat bahçesine döndü. Yok yok. Yok yok, çıtanın beslenmesini izleyip açlığımı bastıracağım. Çıtamız geyiğin boş bir anını kolluyor. Oysa geyiğin her anı boş. Bomboş gerçek geyik. Artık çıta doğru zamanı geldiğini düşünüyor. Kaç kuzum kaç, yakılacak seni çıta, kaç. Allah. Kaç sana. Sen de bunları böyle dizi muamelesi yapma ya. Kısa bir kovalamacadan sonra çıta avını kolayca yakalıyor. Aa, nasıl yakaladı hayvanı ya Deniz? Ve boynunu ısırarak ölmesini bekliyor. Ay Deniz, gördün mü nasıl yakaladı hayvanı? Çita bile karnını doyurdu, çay sigara şeyine geldi, ben hala pideni bekliyorum ya. Alo, nerede kaldı bu pide? Ya abi, buraların yabancısı değil bu çocuğa, inan. İnan ki yanlış yere götürmüş, tutmuş, D-Block'a götürmüş. Tabii sizin sitede de D-Block olmadığı için. Ya bastıra bastıra Balıkesir'in B'si dedim, bak Bursa bile demedim ya. Abi ayıp ediysem, 5 bilemedin 8 dakikaya oradadır. Abi beş... bu sefer biraz fazla söyledim ki hani bir terbiyesizlik olmasın. Ulan 5 dakikaya gelmesi var ya, bu çita geyiğe ne yaptı, aynısını ben de sana yapacağım. Çita mı? Yanlış anlama, tatsızlıklarına girme, pidemi getir hadi. Tabii abi, iyi günler.
Ay Deniz, görüyor musun? Bak nasıl boynundan böyle yakaladı, öldürdü hayvanı ya. Ya bunların beslenme şekli böyle. Sen de o güzel pirzolaları götürürken hiç böyle duygusal değilsin. O ayrı. Çitalar boynundan yakaladığı geyin ölmesini beklerken ortama davetsiz misafirler gelir. Sırtlanlar. Sırtlanlar çitalara göre daha ağır hayvanlardır. Onlar gibi hızlı koşup avlanamazlar. Çitanın avını zorla elinden alıp öyle beslenirler. Bırak lan o geyiği oraya. Ne be, ben bu kadar koştum yakaladım. 20 kilometre koştum, onu size mi vereceğim ya? Lan biz koşamıyoruz, aç mı kalalım? Sen yine yakalarsın çito kardeş. Haydi o kapla. Ve çitalar, ve sırtlanlar çitayı yuvasına getirmeye çalışırlar. Sırtlan abi, sırtlan! Ya hep ben sırtlanıyorum! Ulan ben de bu çitayı delikanlı zannediyordum ha. 3 tane zibidiye bıraktı güzel ziyafeti. Ancak o da ne? Tam ziyafet çekeceklerini düşünen sırtlanlar hiç beklemediği biriyle karşılaşır. Çakal! Ne yapıyorsunuz lan hayvan herifler? Hiç abi, ne yapalım? Bir geyik bulduk, onu yiyoruz. Hadi lan oradan. Çita yakaladı, siz de üstüne kondunuz değil mi? Var mı lan öyle kolay lokma? Hadi dağılın lan burada. Dağılın lan. O geyiği bana bırakın. Gidin çitadan da özür dileyin, hadi. Abi ama... Dağılın lan. Dağılın. Sırtlanlardan geyiği... Zorla eline geçiren çakal tam güzel bir ziyafet çekeceğini düşünürken hiç beklemediği biriyle karşılaşır. Lan buradan. Ne güzel besleniyordum. Yemeyeyim mi? Gideyim çöplüklerden mi besleneyim? Defol git lan. Şakal. Nerede beslenirsen beslen. Yürü lan. Ayı. Efendim? Efendim? Kemal yayı. Lan. Doğada da deniz kanunları geçerlidir. Her zaman büyük balık küçük balığı yer. Ancak o da ne? Ayı tam kendine güzel bir ziyafet çekeceğini düşünürken... Hiç beklemediğim bir ne var? Abi siz otobur değil misiniz ya? Çakalan oradan. Sen bununla idare et. Gel lan. Ve ya bugün... baksana ceylanım. Kalk oradan, gidiyoruz yaylaya. Ve bu geyik bir türlü kimseye nasip olmaz. Çünkü filden de büyük bir hayvan gelip onu elinden alacaktır. Belgeselde komedi filmi ya. Hayır, ulan bütün hayvanlar alemi, ben de dahil açlıktan öldük ya. Bu ne ya? Ana, ara bir ara. Ne ara, gelmesi lazımdı. Hop, geldi. Ay Allah'ım ya. Nerede kaldın ya? Açlıktan öldüm ya. Ya abi pideleri getiren arkadaş buraların yabancısı olduğu için adres konusunda başarılı olamadı gibi. Bu pide servisi işini de bir türlü içselleştiremedi. Ondan ben getirdim. Allah Allah. Neyse uzatma de, ne kadar? Bahşiş dahil 20 lira. Bahşiş dahil mi? Gönlünden koparsa ne oldu? Ya abi kimsenin gönlünden bir şey koptuğu yok ya. Ben de böyle bir fırsat, böyle bir formül buldum nasıl? Allah Allah, neyse uzatma. Şuna bir poğaça yiyin daha bayılmadan. Abi anındaki nerede? Pardon, gözündeki. Üç boyutlu televizyon içinde. Üç boyutlu televizyon? Şerefsizim, benim aklıma gelmişti. Abi, abi sen Yılmaz abi kardeşsi değil. Abi çok seviyorum ya Hürmet. Allah aşkına beni yani böyle, ne bileyim ya. Tapıyorum o adama ya. Bu ne? Sen nasıl öyle şaka yapıyorsun? Bu rezalet ne? Niye bir abi? De hep kıyma yerine deniz kumu koymuşsunuz. Sütlaca hiç bakmıyorum, onda da kesin alçı vardır. Bu ne? Siz inşaat işine girin bence. İnşaat mı? Şerefsizim, benim aklıma gelmemişti. Ya bir kere oldu. Ya Deniz uzatma işte. Yapayım ben sana bir İzmir köfte. Bir kelime daha önersen gece hayatına geri dönerim ha.
İş başa düştü. Kendi yemeğimi kendim yapacağım. Sen bir müzik kanalı aç. Bir de gel bak. Bir kuru baklagile nasıl davranılıyor. Bizim evde de doğa kanunları geçerli. Senin gücün de bana yetiyor. Açtım, tamam. Bir kere deniz meselesini aydınlatmak isterim. Nerede kaldıydı bu çocuk? Aslında bütün şakalarıyla ben hatırlıyorum. Ben 5 yaş büyük olduğuma göre 35 yıldır hatırlıyorum. Ama artık şimdi seyir de öğrenmeye başladı. Müthiş bir skeçti. İbrahim buna mizahın aşuresi diye isim koymuş. Bence çok doğru bir isim. Al Karpet'te bir büyük alkış daha. Yine ailemizin ürünlerinden Elif Erdoğan, kendisi Anadolu Ateşi dansçılarından birisi. Nefisti vokal grubuyla birlikte harikaydı. Sırtlanlar, çakallar ve bil cülme diğer hayvanlar da iyidiler. Onlara da bir alkış. Bravo. Tonguç'un son skecini hatırlayanlar olacaktır. Ondan sonra... İyi, güzel. Laflarda da on numaraydı, süperdi. Gecenin de son skeciydi. Son yıllarında en iyi skeçlerinden biriydi. Aa diyebileceğimiz bir skeçti. Oyuncular sahneye, BKM Mutfak oyuncuları hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyor. Hoşçakalın, ağız bağladık.